küçük sürprizi kendileri gibi iki kardeşle evlenen Nagihan ve Aslıhan Ölçücü. Onlar hem kardeş hem elti. Nagihan Gelin 22 yaşında ve bugün itibariyle 11 günlük evli. Çan kralı olan gelinimiz ev hanımı. Aslıhan Gelin ise 21 yaşında. O da ablası gibi 11 günlük evli. Çan kralı ve ev hanımı. Herkes sunumuna, çeyizine, dizaynına güvenir. Biz ise sadece birbirimize güveniyoruz. Birinci olacaklarmış. Haftanın üçüncü gününde İstanbul Üsküdar'dan merhaba diyoruz efendim sizlere. Bugün Nagihan ve Aslıhan gelinin evine konuk oluyoruz. Biliyorsunuz Aslıhan'la Nagihan kardeş ve iki kardeşle evliler. Bakalım bizi nasıl bir ev bekliyor olacak? Zilimizi çalalım. Hediyemizi de alalım. Buyursunlar efendim. Merci. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Merhaba. Buldum. Nagihan'cığım, Aslıhan'cığım. Çok teşekkür ederiz. Çok şıksınız. Siz de öyle. Oh, gel seni öpeyim. Fıstık. Heyecanlı mıyız? Çok heyecanlıyız. Size bir sürprizimiz var. Ne diyorsun? Evet. Salonda mı? Evet. Aynen. Hadi kapıyı kapat o zaman. Bakalım. Aslıhan ve Nagihan gelinin salonu küçük ama aksine büyük ebatlarda mobilyalar tercih edilmiş. Mutfakta beyaz ve gri tonları hakim. Burası Nagihan gelinin yatak odası. Bu odada hakim renk beyaz ve mavi. Aslıhan gelinin yatak odası ise yüklük ve büyük ebatlı mobilya seçimi nedeniyle biraz küçük kalmış. Gerçek bir sürprizin ortasına düşmüş durumdayım şu anda. Gerçekten bana büyük sürpriz oldu. Ben kaç gündür siz böyle 4 kişi yaşıyorsunuz zannediyorum. Ama 8 kişi mi? Evet. Evet. Burası takriben bir 55 metrekare. Evet. İstanbul'da, Üsküdar'da bir daire. Evet. Ve burada enteresan bir hayat hikayesi var değerli izleyenler. Bugün ev dekorasyonun dışında gerçek bir hayat hikayesine tanıklık edeceğiz. Gerçek bir aşk hikayesine, bir değil iki aşk hikayesine tanıklık edeceğiz. Ve cesaretinizi şaşkınlık içerisinde şu anda izliyorum gerçekten. Kutlayacağım mı kutlamayacağım mı onu az sonra karar vereceğim ama. Görümcemiz. Evet. Ablamız. Ablamız. Ve damatlar. Evet. Doğru mu? Evet. Evet, tanıyalım sizi. Oğuzhan ben. Oğuzhan. 26 yaşındayım. Üsküdar'da yaşıyoruz. Evet. Yani Nagihan'la evlilik hikayemiz çok çok ilginç. Çok ilginç evet. Gerçekten. Yani ben zaten nişanlandığım zaman gördüm Nagihan'ı ilk defa. Ya inanılır i̇lk gibi defa değil yani görücü usulü mü desek? Değil. 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 Anlatacağız, anlatacağız. Ne işle meşgulsün? Ben şu an çalışmıyorum. Önceden yani kafelerde işletmecilik yapıyordum. Ve baristalık yapıyordum işin açıkçası. Evet. Şimdi zaten hani... kış sezonu evet, kış oldu. Sezonu ve işler iyice yani bitince böyle ekonomiden dolayı. Ondan dolayı bizler de işten ayrılmak zorunda kaldık. Şu an çalışmıyorum. Oo, inşallah ama acil iş arıyoruz bence sana şu evet, anda. Kesinlikle. Çünkü siz yaklaşık işte 9-11 günlük evli olmanız aynen. Lazım. İlk katıldığın gün evet. 9. gündü. Evet. Evet 11 günlük evliler ve Aslıhan ve Nagihan aynı gün evleniyor. Aynı gün evlendik. Ve iki kardeşle evleniyor. İkisi aynı gün bu eve gelin geliyor. Evet. Aynen. Ve Aslıhan'cığım senin eşin ismini alalım. Çağlar bende. Çağlar. Evet, 29 yaşındayım. Sen ne işle meşgulsün? Ben de satın alma uzmanıyım. Normalde profesyonel işim. Evet. Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Ben de kardeşim gibi yani şu dönemde işsiz. Ciddi misin? İşsizim maalesef. Evet, iş problemi var. Ya bu nasıl Türkiye'de. Bir şey? Yuva kuranın Allah yardımcısı olurmuş inşallah. Allah yardım etsin hakikaten. İnşallah. O zaman ne yapabilirsin yani işletmecilik mi ne yapabilirsin? Ya ben kendi alanım üzerine yine çalışabilirim satın alma konusunda zaten hani deneyimliyim uzmanlığım da var i̇nşallah, bu alanda. İnşallah tez vakitte aynen. İkiniz de bir iş bulun bu nereye kadar yani aşk nereye kadar değil mi? Tabii ki. Karın doyurmuyor ablaları. Sonunda.
Sizi de tanıyalım. Benim adım Gülsün. 33 yaşındayım. Evet. Biz de beraber yaşıyoruz. Evet. Anneniz var. Annem var. Baba. Babam var. Bir de 3 yaşında kızım var. Evet. Evet. Peki yani zor olmadı mı bu karar? Elbette zor. Ama yani bu dönemde gençleri dizginlemek, hayatın biraz mantığını anlatmak çok zor. Yani onlar gönüllerinden geçtikleri gibi yaşıyorlar her şeyi. Biraz mantık öteki tarafa bırakılıyor. Yani o yüzden ciddi bir karar bu. Açıkçası yani ben bile evlenirken çok zor cesaret ettim. Eşim de akeza öyle. Kaldı ki bir evin üstüne bir ev, evin üstüne bir ev daha. Hani 2-3 ev. Evet. Üst üste. Ve bu çok küçük bir metrekare içerisinde aynen gelişen bir durum. Çok yeni tabii, hani bir 10 günlük bir mesele galiba değil evet mi? Evet. Şimdi şöyle zaten bizim kültürümüzde de biz doğuluyuz bu arada. Aslen nerelisiniz? Bitlisliyiz aslen. Siz Bitlislisiniz. Evet. Gelinlerimiz Çankırılı. Çankırılı. Evet. Benim annemler de çok kalabalık ailelerde bir evlilik birliği yürütmüşler ve biz de çocukken hep kalabalık içerisinde büyüdük. Bu bizim yadırgayacağımız bir durum hiçbir zaman olmadı. Evet. Çok mutluyuz evet bu durumdan. Ama mesela sabah bir saat yatak toplama merasimi var yani hani. Olmaz mı? Her yere yatak açılıyor. Şurası komple düşünün yatak, bura yatak, evet, şura yatak, iki yatak odası. Mesela iki kişi evlenirsiniz, yemek az yaparsınız bütçe tabii anlamında ki da söylüyorum. Ya da temizlik. Biz her gün temizlik yapmak zorundayız. Doğru. Bir evli çift haftada bir yapar yapmaz. Sabah öğle akşam yemeğiniz var. Ah, aynen. Bunlar hepsi 8 kişi. Aynen. Peki siz böyle bir ortamla karşılaşacağınızı mutlaka biliyorsunuzdur. Evet. Anlattınız mı? Hani bizim böyle evet bir evimiz var, biz ya tabii evlenirsek ki biz zaten böyle böyle yaşamak zorundayız. Biz bir senedir zaten dediğim gibi konuşuyoruz, hani birbirimizi tanıyoruz. O yüzden şey yapmadım yani, hani böyle yabancılık çekmedim. Bilerek yani. Tabii ki, tabii hiç ki. Hiç gözünüz korkmadı mı aslan? Önce yok, sana hayır sorayım. Hiç korkmadım. Yapabilir miyim acaba demedim. Yaparım dedim ben zaten direkt. Wow. Evet. Sen? Biz bu aileyi kaybetmek istemedik en hani başından, ilk tanıştığımızdan bu yana. Hani evet, o şeyi, her şeyi göze alarak. Çünkü evden, şundan, bundan, maddi açıdan daha önemli insan değerleri, ben daha çok önem verdiğim için biz bunları bilerek ve hiçbir şekilde pişman değiliz. Ne güzel, maşallah. Allah da pişman etmesin. Amin. Peki, biriniz Çankırı'da yaşıyorsunuz, biriniz İstanbul Üsküdar'da yaşıyorsunuz. Aslen Bitlislisiniz evet ama siz birbirinizi nerede gördünüz? İlk biz tanıştık Aslı'yla. Bir sene önce benim çalıştığım yerde tanıştık. Nerede çalışıyordun sen? Dinlenme tesisinde çalışıyordum. Çankırı'da mı? Aynen. Evet. Orada çalışırken tanıştık. Abla anlatsın isterseniz. Siz de mi vardınız? Ben vardım evet. Evet. Şöyle annem, ben ve Çağlar üçümüz düğüne gittik. Kuzenimin düğüne, günübirlik. Tamam. Akşam geri döneceğiz. 5 dakikalığına dinlenme tesisine giriyoruz. Sadece kıyafetimizi değiştireceğiz, bir çorba içeceğiz. Evet. Çağlar Aslı'yı görmüş, görür görmez de beğenmiş. Allah Allah. Evet. Sen servis yapıyordun. İlgileniyordum. Aslında yok, direkt ya göz göze geldik aslında böyle. Evet. Hani müşteri karşılar gibi bir pozisyondaydı. Ne oldu? Bir şimşek mi çaktı? Gerçekten bir 10 saniye kaldık yani. Böyle bir değil, 10 şimşek çaktı. Maşallah, maşallah. Sonra bizim o 5 dakika yalan tabii. 4 saat Aslı'nın numarasını alacağız diye bekledik orada. Yoğun çünkü. Gece gelen giden bitmiyor. Kadar. Tabii sürekli. Çok yoğun bir dinlenme tesisi. Aynen. Galiba. Evet, evet, orası. Sonra öyleydi. Telefon numaranı verdin. Evet. Bana verdi. Çünkü sana, ben de kaybetmek istemedim onları. Ha, aynen. Çok güzel. Çünkü aramızda bir bağ oluşmuştu direkt orada. Allah Allah. Evet. Çok ilginç. Bir samimiyet kurmuştuk. Peki, normalde böyle biri değilim ama. Bu şekilde tanıştınız. Normalde böyle biri değilim ama. Yani direkt samimi olamam evet insanlarla. Ama ablamlarla olmuştuk. Değişik bir enerji hissettim. Aynen. Peki siz nasıl tanıştınız? Biz de şöyle. Onlar ayrılmışlardı zaten. Nasıl ama ayrılmışlardı? Şimdi tanıştılar, görüşmeye başladılar. Görüşmeye başladılar. Bir yıla yakın. Aranızda böyle bir soğukluk mu oldu? Evet. Sonra ne oldu? Evet, mesafe de vardı bir de. Evet. Ayrılmışlardı ama kız kardeşim ailesiyle hiçbir şekilde bağını kopartmadı. Çok sürekli konuşuyorlar. Yani biz görüşmüyorduk ama evet, ailemle görüşmeye ailesi devam ediyordu sürekli aslında. Aynen. Evet. Daha sonra ben de çalışıyorum tabii o sıra. Böyle gece işten çıktım. Böyle hastayım da tabii, birazcık gerginim. Eve girdim. Annem dedi, gel seni biriyle tanıştıracağım. Ben böyle şey yapıyorum. Evet. Ben evet ne konuşacağım, işte niye emri var ki yapıyorsun, ben konuşmak istemiyorum gibi triplere girdim. Ama oturdum 2 saat ben konuştum sadece. Annen mi tanışmanızı istedi? Evet. Senin annen? Evet ama Oğuzhan yoktu. Hani ailesiyle tanış. Ailesi çok iyi insanlar. Hani bak gel sen de gör dedi. Ben
şey diyorum hani ben tanışmak istemiyorum ya, ben görmek istemiyorum. Niye isteyeyim ki falan gireyim triplerine giriyorum. Evet. Bir oturdum, kardeşimle annemden çok ben konuştum. Tabii o sırada Oğuzhan işte o gün eve erken gelmiş ilk defa. Sonra birden işte abla kamerayı çeviriyor, o beni görüyor, ben onu görüyorum. Sonra tabii ablayla aralarına bir şeyler geçiyor. Sonra Oğuzhan bana bir saate yakın, bir saat falan sürdü sanırım, mesaj evet atıyor. İşte yani geçmiş olsun, hastayım dedi. Sonra bugüne geldik. Ve siz konuşmaya başladınız. Evet. Ne kadar sürdü flört etmeniz? Biz flört etmedik. Yani Mayıs, Mayıs 10'unda falan konuşmaya başladık. Evet, 5 Mayıs. 5 Mayıs'tan işte 10'una kadar. Sonra zaten Temmuz'da da nişanımız oldu ve nişanlandığım gün gördüm ben Nagihan'ı evet yani. Daha önce hiç öyle bir yan yana gelip konuşma gibi bir durumumuz evet olmadı. İlk defa yani nişanda yüzde görüntülü yani hep konuşuyor. Ben zaten görüntülü kamerayı görür görmez dedim ki ben seninle evleneceğim dedim yani. Allah direkt Allah. Bu da modern planına kaldı bakın. Evet. Siz de bu vesileyle tekrar barıştık. Nişanda barıştık. Görüşmeye evet başladınız. Evet. Aynen. Ve aynı gün mü oldu nişanınızda? Yok. Ona nişan biz olmadı. Biz nişan yapmadık. Biz evet nişanı direkt atladık, o level'ı geçtik. Aynen. Aslında direkt buradan hikaye var ya yani bayağı çıkar. Yani bunu sohbeti biz uzatırsak bu tanışma hikayesini gerçekten çok buradan uzayacak. Gerçekten bu hikayeden bir film çıkar, ben size söyleyeyim. O kadar enteresan. Peki ve sonrasında hızlı bir şekilde düğününüz oldu. Aynı günde yaptık aynı düğünümüzü. Aynı gece oldu. Olmadı, nikah. Nikah yaptık. Nikah yaptık. Onu zaten diğer gelinlerimiz de gelsin, hep birlikte onu işleyeceğiz, evet bakacağız neler yaşadığınıza. Peki bu evde yaklaşık 10 gündür birlikte vakit geçiriyorsunuz. Hı-hı. Nasıl geçiyor? Evde iş bölümü nasıl yapıyorsunuz? Hani kaç oda burası? 2+1 evet evimiz. Peki yani çok eğlenceli geçiyor. Yani 3 yaşındaki bir çocukla da veya 58 yaşındaki bir adamla da eğlencemizi yapabiliyoruz. Yani evet. Hep neşe doluyuz. Onun dışında iş konusuna gelince orayı ablaya bırakmak istiyorum. Tabii. Çünkü ben çok müzdarip evet bakan bir göz olarak. Öyle mi? Tabii. Yani bu evde işleri kim yapıyor? Bir iş bölümü var mı? Mesela birisi camları silerken birisi mutfağa gidiyor. Cam demiş ki yemek mi yapıyor? Her şeyi ben yapıyorum aslında. Ablacığım, çok cam, şikayetçiyim. Cam konusunu anlatır mısın? Allah yok yok. Çok hiç benim istediğim gibi yapamıyorlar. Ben onların arkasından bir daha yapmak zorunda kalıyorum. Allah Allah. Evet biraz ama camı anlatır mısın? Ama öğrenecekler. Çok küçükler daha. Aha. Şöyle cam sildiriyorum ben. Bu arada çok küçükler deyince yaşlarınız tekrar sorun. 21'im ben. Sen 21'sin, sen ablacığım? 29 ben. 29. Sen? 22. Aha. 26. 26. Evet. Sen abisin. Evet. Evet. Aa evet daha küçük duruyorsun aslında. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Sağ olun. Sonra? Şimdi bu ikisi ablamız evde. Ablamız kaç yaşında? Ben 33. 33 yaşındasın. Siz de göstermiyorsunuz teşekkür maşallah. Teşekkür ederim siz de. Sağ olun. Peki sonra? İkisi birbiriyle atışmayı çok seviyorlar. Yani birbiriyle çok yarış yapıyorlar. Biz de kendi kardeşlerimiz için. Yani kardeşler arasında vardır ya tatlı rekabet. Evet. Ben de bunu kullanıyorum şimdi. Ha. Off the record bir bilgi vereceğim. Tamam. O yüzden de diyorum ki hadi cam silme yarışması diyorum mesela. Ha. Önce ben yapıyorum. Tamam. Bir ön çalışma. Nasıl cam silinir gösteriyorum. Tüm detaylarını. Resmen eğitiyorsun sen. Eğitiyorum evet. Gelinlerini. Aynen. Evet. Bildiklerimi onlara aktarıyorum diyelim. Güzel. Aynen. Sonra da ikisine diyorum ki hadi bu cam senin, şu cam senin. Tamam. Kim kazanırsa şunu alacağım diyorum mesela. Ah. Ama finalde almıyor. Kürdanla cam temizlediğimi biliyorum. Kürdanla? Evet. Kulak çöpüyle. Şey? Evet. Ben de kulak çöpüyle. Aslında nasıl girecekler aa araya? Yani. Araya. Tabii o aralar aralara. Kürdanla bezi saracak. Şöyle tık tık tık. Telle ovuyoruz sürekli. Öyle mi? Aynen. Tabii bina biraz eski bir bina. Evet. Değil o mi? O yüzden de yaklaşık bir 50-60 yıllık bir bina galiba. Tabii evet bu çok eski. Eski bir ev. Aynen. Hani tadilat da görmemiş anladığım hiç kadarıyla. Evet. Kapısı vesaire. Sizin mi? Yok kira öyle değil, mı? Kira. Kira. Evet. Siz peki kaç yıldır Bitlis'ten geldiniz? Kaç yıldır İstanbul'da yaşıyorsunuz? 20 yıldır yaklaşık buradayız. 20 yıldır evet, yaşıyorsunuz. Evet, 20 yıldır yaşıyoruz. Peki neden göç ettiniz İstanbul'a? Benim annem... O da bir hikaye. Evet, o da ayrı bir hikaye. Hı-hı. Annem benim kanser hastasıydı hı-hı o zaman. Çok sağ olun. Tedavi süreci içinde. Tedavi süreci, aynen. Aha. Tamamen hayatımızı değiştirip. İstanbul'a geldi. Evet. Ama anne tedavi oldu ve şu an sağ. Çok şükür. Evet. Çok şükür, ne güzel. Aynen. Ve siz de hayatınızı burada kurdunuz. Burada kurduk. Çalışma evet hayatınızı. Aynen ve İstanbul'a yerleştiniz. Sıfırdan bir hayat, tek başımıza. Hı-hı. Benim kardeşlerimin üzerinde çok fazla şeyim vardır. Yani hı-hı ben onların ablası değilim, annesiyim. Üç kardeş misiniz? Evet, üç kardeşiz. Üç kardeşsiniz. Aynen. O yüzden de kızlar konusunda
çok istedim. Çünkü mükemmel kızlardı. Ben çok destekledim. Nereden anladınız mükemmel olduğunu? Yani sürekli siz sosyal medya üzerinde görüntülü konuşarak ilişkinizi pekiştirdiniz anladığım kadarıyla. Hani doğru insan olduğunuzu birbirinizi nasıl anladınız? Yani bu kadar insanlar yiyor, içiyor, aynı eve giriyor, evleniyor da boşanıyor, bu doğru insan değilmiş diyor. Siz nasıl anlayabildiniz? Kader döngüsü demiştiniz ya, nasıl bir kader çizgisi bu. Hayır tamam, kader bir şekilde birleştirir evet. Ve siz nasıl hani bu kadar uyumlu ve ılımlı bir ritmi yakaladınız kendinizde? Bir kere çok iyi yetişmiş kızlar. Yani konuşmalarından, size karşı yaklaşımlarından, aile olgusunun ne olduğundan, sonra geçmişte bir şeyler yaşayınca insanlar hayatın zorluklarına daha fazla direnç gösterebiliyor. Bu kızlar da öyle yetişmiş kızlar aslında. Yani kafede çalışan, hayatını bir şekilde... Ekmeğini taştan çıkaran kızlar açıkçası. Yani ben üreten kadınlara her zaman saygı duyuyorum. Evet. O yüzden de özellikle böyle bir mesleği. Düşünsenize günde 12 saat çalışıp akşam gelip bir de bizimle görüntülü konuşuyorlardı. 2-3 saat. Özveriye bakın yani. Ve hiçbir çıkarları yoktu. Nagihan olsanı görmemişti bile bizimle tanıştığı zaman. Allah Allah, çok enteresan bir hikaye gerçekten. Çünkü genelde insanların bir İstanbul hayali vardır. Hani bakın burası metrekare olarak küçük, mütevazi bir aileye gelin geldiniz. Ha, bu sizin gözünüzü korkutmadı mı? Bak iş de yok, güç de yok kardeşlerim de inşallah. Hani tabii ki bulurlar, aslan gibi belli, namuslu, düzgün çocuklar. Gözün korkmadı mı senin? Sen biraz, ya iki gündür seni tanıyorum, böyle lafını sözünü esirgemeyen, yok, dominant bir karaktersin Nagihan. Şöyle hiçbir şekilde bilmiyorum, hani hiçbir şekilde korkmadım. Çünkü param bugün olabilir, yarın olmayabilir, hani olabilir, olmayabilir ama karakter başından sonra hep vardır. Ben onlardan gördüğüm için o samimiyet, o hani kalplerindeki şeyi, o yüzden hiçbir şey beni korkutmamıştı. Ne etkiledi seni? Hadi bakalım. Şey yok ben ablada şimdi. Oğuzhan ilk gördüğümde benim nasıl söyleyeyim, dilim bağlandı. Allah Allah. Yemin ediyorum. Kalbin yerinden çıktı gibi mi oldu? Kalbim oldu. Bilmiyorum çok hani der yani nasipte olan bir şeydi, anne Rabbim dilini kalbini bağlarmış. Evet. Öyle oldu. Peki hadi seninkini bağladı. Peki senin annen baban, yani Aslancığım sizin anneniz babanız. Hani hem sizi şehir dışına gelin gönderiyor, hem mütevazi bir aileye gönderiyor. Hem iş problemi de var şu an çocukların. Yani demedi mi ne yapıyorsunuz, ne oluyor? Şu kızlar keşke biraz acele etmeseniz mi? Demediler mi? Ya saygı duydular. Saygı duydular gerçekten. Gerçekten? Evet. Annen de baban da. Üzüldüler. Hani erken yaşta hani biraz da hani şey oldu. Çünkü hani dediğim gibi annemle de tanışmışlardı. Birbirlerini çok sevdiler. Biz de söyledik bu arada çocuklara. Yani bekleyebilirsiniz. Hiçbir şeyin acelesi yok. Hatta bir sene bekleyin. Ondan sonra daha tek tek yapalım düğünleri vesaire. Onlar beklemek istemediler yani. Hani çünkü zaten dediğim gibi Aslı'yla Çağlar ayrıydı. Hiç onların öyle bir düşüncesi yokken bir daha aynı şeyleri, aynı girdabı yaşamamak için işte uzak mesafe ilişki olmuyor, yürümüyor. Biz de aradan çıkalım dediler yani. Biz bu Türkiye'de ilk sanki kaldı. Bana öyle geliyor. Herkes öyle diyor. Yanılıyor muyum? Yani burada, iki kardeş İstanbul'da evleniyor aynı anda. Üsküdar'da bir ilk olmuş. Hatta belediye başkanı bizim nikahımızı falan kıydı. Hilmi yani. Bey mi kıydı? Evet, Hilmi Bey kıydı nikahımızı. Çok da burada Üsküdar'da bir nikahınız. Aynen. Ne dedi başkanımız? İlk defa böyle bir şey olduğunu söyledi. Daha önce Üsküdar'da böyle bir şey olmamış. İllaki işte iki abi evlenmiş ya da iki kardeş evlenmiş ama farklı kişilerle evlenmişler. Ondan dolayı bizi kırmadı. Geldi, nikahımızı sağ yaptı. Olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Çok eğlenceli bir nikah oldu. Yani o sebeple, masaya bile yani zor sığdık böyle şahitlerle beraber falan. Güzel bir maaşıyla yani. Çıktılar şey... bu arada. Çok güzel. Peki 9 kişi olduğumuz için aileleriniz ve akrabalarınız da İstanbul'a mı geldi nikaha? Yok. Sence onlar babam gelmedi. Neden? Ya kınayı fobisi var. Aynen. Annemde panik atak var, rahatsızlık. Bir de kına yaptık biz aslında orada. Evet, memlekette yaptık. Çankırı'da kına gecemiz oldu. Zaten bunları izleyeceğiz. Yani buradaki biraz aslında düğün gibi oldu. Hani erkek tarafı yani geldi ya biraz. Ha, peki siz kaç kardeşsiniz? İki kardeşsiniz. Bir anda düşünsenize anne ve baba Çankırı'da yaşıyor. İki kızı var. Bir anda veriyor ve iki kızdan birden oluyor. Bir de İstanbul'a gönderiyor. Evet. Yani şu anda o anne baba izliyorsa ben şu an gözyaşlarını tutamıyordur herhalde. Ve sizin böyle kalabalık yaşadığınızı, küçük bir evde yaşadığınızı biliyor. 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 Ee,
Yalnız bu sizin için de çok önemli bir tabii sorumluluk. Aynen öyle. Yani ev üstüne, siz de bunu arzu etmeyebilirdiniz. Aynen öyle. Abla olarak, anne kesinlikle ve babanız olarak. Çok zor. Hani diyebilirdik ki biraz daha bekleyin. Hani biraz daha ekmeğinizi kazanın. Kurun kendinize bir ev. Söyledik aslında. Evet. Ama dediğim gibi gençler bu anlamda birbirlerini çok sevdikleri için, biz de onları kızımız gibi gördüğümüz için, hiç gelinmiş işte, dediğim gibi de çok alışığız aslında biz kalabalık yaşamaya. Mesela bizim soframızdan mutluluk, neşe, huzur, bu evden kahkaha hiç eksik olmaz. Ne kadar güzel. Huzurlu bir aileyiz. Mütevazı bir aileyiz. Evet. Ama çok huzurlu bir aileyiz. Bak bu çok önemli. Evet. Şimdi insanlar özellikle şu dönemde huzuru paraya bağlıyorlar. Güce bağlıyorlar. Mutluluğu işte şu kadar altın isterim, şöyle bir ev isterim, böyle mobilya isterim denilen şu son dönemde bu evlilik gerçekten insanlarda şaşkınlık yarattı. Özellikle hani bizlerde de açıkçası. Ailesinde hiç öyle talepleri olmadı. Yani benim kızlarıma ev açın, benim kızlarıma şu kadar altın alın. Hiç ailesi de son böyle derece talepte aynen bulunmadı. Bizim gibi mütevazı bir aile zaten. Ya şey mi diyelim, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur derlermiş eskiler. Evet. Bu çok eskilerde kalmıştı. Ama bu eskilerde kalmamış meğerse. Evet. Üsküdar'da yaşanıyormuş. Yaşıyormuş aynen. Bir apartman dairesinde, evet. Öyle mi? Evet. Bunu da göstermek için zaten biz de katıldınız. Katıldık. Evet. Yoksa çok takdir ettim. Eşyaymış, evmiş, ne bileyim, görüyorsunuz işte yani eski bir bina. Eski bir bina. Yani ne kadar evet dekor ederseniz edin bu eve, bu ev eski bir ev. Önemli evet olan içindeki huzur. Ama bakın ben bu evden içeri girdim. Hani bir ev eski olabilir, yıpranmış olabilir ama ev temiz. Bakın temiz olmak çok kıymetli. Çünkü evet fizik hastası. Öyle mi? Evet. Kayınvalidem de aynı şekilde. Bundan ya şikayetçi misin? Şikayet mi ediyorsun? Oluyor mu öyle gerginlik? Şimdi öyle dersem çok pismiş gibi bir izlenim verir. Aslında bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi mesela yarın bir gün kendi evine çıkmak isteyecek. Örnek evet veriyorum. İnşallah. Bu yaptığı temizliğin bana ne faydası var? Yani şey mi demek istiyorsun? Yaptıklarınız bize ise öğrendikleriniz kendine. Tabii ki. Aynen öyle. Yani yarın bir gün kendi evlerini düzenini kuracaklar, bir çocukları olacak. İnşallah. Yani elbette o çocuklar oldukları İnşallah zaman biz hep beraber yaşamak isteriz evet ama bir gün belki ayrılmak isteyebilirler. Bunu ya da çok daha büyük bir eve yine evet birlikte taşınabilirsiniz. Evet inşallah. Aslında hayaliniz biraz evet, öyle sanki. Evet. Aynen biraz çok öyle büyük bir eve taşınabilirsiniz. İnşallah Allah gönlünüzdeki de muradını versin. Ne kadar güzel yani gerçekten birçok insanı şu anda gülümsettiğinizi düşünüyorum yani mutlu ettiğinizi düşünüyorum. Güzel farklı bir örnek olduğunuzu düşünüyorum. Evet bu sıcaklığın bilmiyorum yansıttığımızı düşünüyorum. Yani bu mantalite, bu düşünce, bu niyetler kaldı mı? Vallahi ben açıkçası kalmadığını düşünürken tam o noktada bir ümit ışığı gibi oldunuz. Aşkınız daim olsun. Aşkınız teşekkür sonsuz ederim olsun. Teşekkür ederim. Peki bu eve geldiğiniz hiçbir tartışmanız, bir gerginlik oldu mu? Bir konuda çatıştığınız bir konu oldu mu? İlla ki oluyor tartışmalarımız. Hani sürekli gülüyoruz, ediyoruz tamam. Tamam ne oluyor mesela? Temizlik konusunda oluyor. Hani Allah'ım ya. Gerçekten temizlik İş konusunda. İş yapmıyor. Çok pis kardeşim değilim ama hani o kadar da bir titiz de bir insan değilim. Ha. Hani. Evet. Bir adaptasyon süreci de oldu tabii ki. Tabii. Hani direkt olmaz geldik mı? Bir düzene alışma süreci vesaire. O sadece onlar da pürüz oldu ama şu an her şey maşallah diyeyim. Ha. Banyo tuvalet kuyruğu var. Tuvalet kuyruğu evet. Ha. Evet evet. O çok Kemal en büyük sorunsal. Bir filmi vardı. Evet çünkü bu evde bir tane banyo ve bir evet tuvalet var. Ne yapıyorsun? En çok ben müzdaripim bu durumdan. Kim kaparsa. Kim kaparsa yani, durumu ya, aynen var. Arada taş kağıt makasla beraber şey yapıyoruz yani şenlendiriyoruz. Ne diyorsunuz tabii, ya? Para karşılığında ben bazen abime veriyorum mesela. Allah tam Allah bendeyken, tam ben duş alacağım veya hazırlanıyoruz evet dışarı çıkacağız hazırlanacağım. Kardeşim giriyor saatlerce esir alıyor orayı. Ben giremiyorum. Veya o da bekleyeyim diye salona geliyorum o çıkıyor başka biri giriyor. Doğru çünkü ortak kullanım. Duşa genelde en son ben giriyorum bu arada. E peki şimdi televizyonda ne yapıyorsunuz bir şey seyretmek istiyorsunuz siz? Siz onu değil başka bir şey izlemek biz istiyorsunuz. Biz böyle sohbet muhabbetten çok televizyona çok fırsat ayırıyoruz. Aynen. Ha sohbet ediyoruz. Genelde evet. Sadece kayınpederimiz maç izler. Peki iki tane oda bir salon varsa evet yatak odalarını ne yaptık? Şimdi biz şöyle yaptık. Bir odayı çocuklara verdik diğerini de diğer çocuklara verdik. Tamam. Biz de burada. Kızımla ben burada annemle babam orada. Bak büyük fedakarlık. Evet, evet evet. Ay kıyamam. Bunlar açılıyor mu? Açılıyor. Açılıyor. Yani evet arkaya doğru açılıyor. Çok şey yaparsak, bunalırsak yer yatağı yapıyoruz. Hı hı. Beraber annem, babam, ben, kızım.
şey yapıyoruz, yatıyoruz. Gerçekten çok şaşırdım. Kızım çok şikayetçi ama 3 yaşındaki kızım bunları devamlı kovuyor evden. Evet. Valizimizi alıp böyle kapının önüne... Yeni nesil kuşak tabii farkında. Böyle olmaması lazım. Burada bir sıkıntı var diyor çocuk. Ha? Ya ben mesela eşime sarılırken falan kıskanıyor böyle. Bırak benim... O gibi dayım, diyor bana mesela. Dayımı bırak benim diyor. Geliyor bana sarılıyor falan. Ay canım benim. Buna da seni sevmiyorum diyor sürekli. Git evine. Git evine diyor. Çok kaldı. Ama tabii her zaman değil bu. Evet. Çok da seviyor. Ben size tebrik ediyorum ve Allah'tan güç diliyorum. Sürpriziniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür gerçekten ederiz. Büyük sürpriz oldu bana. peki çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Gönlünüzden çok sağ olun. Geçen her şey sizi bulsun inşallah. Çok, bizi kırmadınız geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir müsaade istiyoruz. Tabii ki müsaade sizindir. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler dileriz. Bol evet, şans. Sağ olun. Bol şans. Nagiş Aslı. Evet şans dileriz. Bol şans. Şansa ihtiyaç karşı olacak. Karşı komşudayım. Her an tamam. Tekrar. Destek olduğunda çağır. Teşekkürler. Gelin gelin. Yaklaşın bana. Gülsün Hanım, görümceniz. Evet. Çok tatlı, çok aklı başında bir hanım. Yani bence biraz o çekip çeviriyor gibi geldi. Evet, çok çabaladı bizim çok yapıcı onun bir kadın. Onun sayesinde zaten. Evet. Evet. Onun sayesinde buralardayız yani. Biliyorsun ilişki mi? Konusunda da öyle. Ha, ilişki uzmanı diyebiliriz evet, biz. Evet, ilişki mimarımız. Yani ta Çankırı'dan kalk sen, İstanbul'a gel. Yani ben şoklardayım. Çok uğraştı gerçekten. Bir şey söyleyeceğim, bence gelinler de çok şaşıracak. Bence eleştirilere hazır olun yani. Sonuna kadar hazır. Hah, kapı çalıyor. Tamam. Kalkın bir karşılayın bakalım. Yani bildiğiniz savaşçı iki gelinimiz var. Bakalım bugün nasıl geçecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çantanızı alayım size. Ben bir yandan bir açmayacaksınız. Direkt karşıdan. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Mutfakta salonun yanındaymış da mutfağınız çok küçükmüş kızlar. Evet mutfak biz yok gibi geçelim ama. Geçelim isterseniz. Sonra yorumlarız. Neyse kızlar geçelim. Tamam. 8 kişi. Misafirlere nerede limonata verildiğini gördüm. Şu asma şu an. Lan gel biraz da relax ol ya. Bana laf yetiştireceğine... Aa! Hareketlerine dikkat et. Sizin kahveleriniz yok, evet. Yok, yanlış dağıtıldı aslında. Nasıl? Anlayamadım. Kendisini kafede sandığı için limonata. İstemiyor belki. Tamam, belki de kahve içmek istemiyor. İçmiyorsan bırakabilirsin. İçmiyorum. Avizile galiba şey... Yok, orta çağdan kaldı. Bence asla yeri değil yani burası. Bunun idrakında ol artık. Kürdan mı var? Çok zekice. Senin aklına gelmez bir şey abi şeyler. Şu kitaplığı ne olur at. Vallahi birazdan çekeceğim böyle ben atacağım yani. Bizim amacımız zaten bunu göstermek şu an. O zaman atın çöpe kullanmıyorsanız. Çer çöp derken? Kıraathanede miyiz aslanım? Az sonra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede kaldınız? Trafiğe kaldık aslanım. Madem İstanbul. Köprü geçtiniz falan. Evet biz de sohbet ettik hanımlar. Aslan ve Nagihan biliyorsunuz daha 9 günlük evlilerdi. Bugün 11. gün oldu. Evet. Ve bu evde kaç kişi yaşıyorlar biliyor musunuz? Kaç kişi? 8. 8 kişi. Evet. Ortalama bir 50 metrekare bir evden bahsediyoruz. Ve Çankırı'dan buraya gelin geliyorlar. Nasıl bir cesaret? Gerçekten büyük cesaret. Konuşacağız hepsini. Madem siz de geldiniz ben hediyelerinizi takdim edeyim. Bir açın bakalım hediyelerinizi beğenecek misiniz hanımlar? Şöyle alayım. Açın bakalım. Beğenecek misiniz? Aa, Aslı Hanım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Şöyle göstereyim size de. Çok güzel. Bu aralar üstümüze nazar vardı zaten. Evet. Koyun çok öyle. Kem göre var üstümüzde. Aslı Hanım sanki tam size özel seçmiş gibi olmuş. Evet. Dedik nazar değdi size falan İnşallah ama. İnşallah gider nazarlarımız. Çok teşekkür ederim. Nazarlar çıksın. Çok sağ olun. Güzel günlerde kullanın canım benim. Eşlerinizle içersiniz karşılıklı. İnşallah. Biz bunu mutfağa bırakalım. Kahve demişken hemen. Aynı zamanda ikramlarımızı da yapalım isterseniz. Olur. Tamam bekliyoruz sizi. Hadi bakalım. Kolay gelsin hanımlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misafirlerinize kahve ikram edeceksiniz galiba. Hayır ben limonata vereceğimi söylemiştim ama.
Yo, kahve yapıyoruz. Ama ben limonata ikram edeceğiz demiştim. Misafirlere nerede limonata verildiğini gördün? İyi de şu an alışılmışım, biraz dışına çıkmalıyız bence. Zaten kaç gündür ne içeceğimiz sorulmuyor. Hep kahve kahve. Bıkmadım mı? Ama kahve, benim misafirlerim kahve içer. Aynı zamanda benim de misafirlerim, bencillik yapmayalım. Ben limonata yapayım. Vereceğim. Ben de limonata vereceğim. Sizce misafirler hanginizin ikramını daha çok beğenecek? Büyük ihtimalle benimkini beğenecekler. Çünkü ben hiçbir yerde görmedim yani misafirlerin limonatayla ağırlandığını. Belki içleri yandı. Ama kendisi sürekli zıt zıt davrandığı için. Çok klişesin ya. Sen daha kahve yapmayı bilmiyorsun bu arada. Kalkmış kahve yapacağım çok diyorsun. Çok biliyorsan gelip yapabilirsin o zaman. Ben kahve yapmayacağım ama ben limonata veriyorum. Şu an kafede miyiz? Ben anlamıyorum. Şu an bir kafede ben... değiliz. Şu an... Asma şu an. Lan biraz relax ol ya. Çok kasıyorsun. Tamam, ver kahveni. Tamam, ben limonata vereceğim. Saygı dur. Lütfen rica ediyorum. Saygı dur. Ama patlıyorum. Devam et. Tamam, devam et. Lütfen. Devam et. Daha kahve yapmayı bilmiyorsun, geçmiş oraya karıştırıyorsun yani. Ya dış ses görüyorsunuz değil mi? Ne kadar itici, ne kadar böyle hani yapmacık. Çok itici bir insansın. Yani bu hareketlerine. Benim konuşma tarzım böyle. Ne yapabilirim? Hanımlar lütfen sakin olun. Siz bir elmanın iki yarısısınız. Tabii ki de işte. Yok. O anlayış göstermiyor bazı. Bu elmanın galiba. İçindeki kurt. İki yarısı falan değil. Elmanın içindeki kurt bu yani. İnsanı yer bitirir. Çılgın. Nagihan, kardeşinin bu tarz konuşması seni kızdırıyor mu? İşte yapmacık bir insan nasıl olur görüyorsun zaten şu an. Ben aslında çok doğal gerçekten. Doğallık denecekler. Ben geliyorum. Asıl yapmacık ben olmasa. Doğallık buysa kasma ya. Kasma lütfen. Lütfen kasma. Ben şimdi ama seni tamam. Kasacağım yani. Tamam. Gerim gerim gereceğim, göreceksin kasmayı. Tamam. İçeride misafirlerimiz var. Daha düşük sesle konuşalım. Ama vurmak istiyorum. Vallahi vurmak istiyorum. Bak burada ben çok ciddiyim şu an. Kimseye vurmak istiyorum yani. Şiddetin her türlüsüne karşıyız Nagihan'cığım ama abla olarak azıcık cimcikleyebilirsin. Tamam, cimcikleyebilirim değil mi? Ama acıtmadan azıcık. Devam et, devam et. Nagihan, kardeşin kahve yapmayı bilmiyor demişti. Bak haklı çıktı. Beceriksiz çok ya. Çok gözü kaldı. Bana laf yetiştireceğine... ne yapıyorsun ya? Çok abarttın artık. Bence artık kapat çeneni. Taşıdın kahveni. Ne ikram edeceksin şimdi? Hadi bir daha yap. Ya ben tekrar yaparım. Hadi bakalım. Bir daha yap. Umarım ikinciyi de taşırmazsın. Benim çolapa eltim. İlahi Aslıhan, çolapa ne demek? Beceriksiz demek. Ben bilmiyorum bu yani tabiri. Mutfak zaten daha hakim olduğu için bunlara. Mutfağa hiç ilgin yok. Bunların hepsinden bahsedeceğim. O kaşığı oraya vurma. Hareketlerine dikkat et. Sen artık bir kendine gel. Pardon. Bence. Bir kendine gel artık. Ne oluyor? Bir kendine gel ne oluyor? Artık. Üstüne kendine gel. Tamam, uza gelmiyorum. Artık. Uza artık. Tamam. Tamam uza. Hanımlar biraz ayrı durup sakinleşin. Hadi Aslan, limonataların servisini yapalım. Tamam. Kusura bakmayın. Yok canım, biraz gel gel rica ederiz. Kardeşim kahveyi döktü de. Öyle mi? Evet. Heyecanlı. Herkese bir açam herhalde bunlar. Ben yoksa. Buradan uzatıyorum. Ya da bana biraz sinirlenmiş de olabilir. Buyurun. Biraz dedirtmiş olabilirim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Nagihan neredesin? Kahveyi tekrar yapıyor şu an. Aa. Taşırdı bana laf yetiştirmekten. Eyvah eyvah. O yüzden şu an ikinciyi yapıyor. Hadi bakalım. Yapabilirse. Bakalım. Ha geldi geldi bile. Gel gel. Panik yine kardeşim yapacağını yapıyor arkamdan. Ha. Şöyle. Teşekkür ediyorum. Aslan'ın bir eksik mi var? Biz kahve alamadık. Sizin kahveleriniz yok evet. Yok yanlış dağıtıldı aslında. İki kahve bizim olması gerekiyordu. Nasıl siz yani? Nasıl anlayamadım? Şöyle ki ben limonataları ben ikram ediyorum şu an. Kahveleri de Nagiş ikram ediyor. Ama o zaman bunların her birinden ikişer tane olması gerekmiyor mu yani? Yani yedi kişi. Bir takım böyle. Kesinlikle. Bir yok takım hayır öyle. Ayrı ayrı ben sadece limonata ikram ediyorum. Şimdi ben kimin ikramını içiyorum? Bu kimin bu? Ya kahve mi içmek istersiniz, limonata mı? Öyle söyleyeyim. Bence misafir kahve içer. Öyle mi? Diye. Peki misafir değil mi diğer arkadaşınız? Yok işte isteğe göre ama işte tabii ki limonata kız kardeşim kendisini kafede sandığı için limonata ikram etmek istedi. Sizin kafanız bu karışmış. Yüzden. Ortak bir karar veremedim. Ortak karar değil. Bence alışılmışın ben dışına çıkmak istedim. Evet. Zaten dediğim gibi iki gündür kahve içiyoruz. Biraz farklılık olsun diye düşündüm. O zaman... Nasıl yapmaları gerekirdi sence? Aslı Hanım daha ikisi anlaşamıyorken aynı evde 8 kişi nasıl yaşayacak bunlar? Aynı mantıklı. Şeyleri düşünmek zorunda değiliz. Burada şunu da yapabilirdik.
hayır benim dediğim olacak, hayır benim dediğim olacak da yapabilirdik. Ama biz anlayış sağladık. Gösterip, saygı gösterip, tamam sen kahveni ikram et, ben de limonatamı ikram edeyim. Ama ben belki limon sıcak istemiyorum. Bence yine keşke kahveleri ama yapsaydım. Ama siz de dün kahve yaparken bize sormadınız şekerli mi, orta mı, sade mi? E tamam. Sen şimdi ben mesela orta içiyorum. Benim kardeşim sade içiyor belki. Ama bana mesela sormadı. Ben kahveleri yaparken kahvemin yanına şerbetimi de koymuştum, suyumu da koymuştum. Ben belki çok şekerli içiyorum. Ben kahveyi de şekerli görmek istiyorum. Ben de yani kahve görmek istiyorum. Şu an yaptığınız bence hoş olmadı. Kahve görmek istiyorsanız kahve verelim size. Evet çok memnun tamam, olurum. Hemen yanlış dağıttık hani. Sen yanlış dağıttın çünkü oraya zaten limonata verilmişti. Çünkü ekstradan benim dediğim verdin. Olsaydı şu an bu tartışma ne olacaktı? Ne bu yorumları alacaktık? Yine sen tabii yok limonata. Şu an biz kafede değiliz bu arada. Tam kafede. Şu bunu da 50 kere tekrarlamana gerek yok. Ama sen orada limonata varken, beni dinler misin? Orada limonata varken gittim ekstradan oraya kahve koydun. 4, 3 toplam 7 tane var zaten. Bir dakika bir dakika. Normalde nasıl olacaktı ki ben onu çok yani 4 kişi limonata, 3 kişi kahve içecekti. Orada zaten limonata vardı. Niye oraya kahve koydun? Belki limonata içmek istemiyor. Tamam getiririz. İstemiyor belki. Tamam belki de kahve içmek istemiyor. Getiririz yani. Zaten problem bence değil. Kahveyle limonata bir olmaz ki. Keşke başka bir şey düşünün. Canım bir değil zaten. Limonata içmek isteyen şu an içecek. Bunu kendimiz istersek. Tamam. Tamam. Ama sormadınız ki içmek i̇şte ister misiniz? Bravo. Direkt yani bize sordunuz. Sen de bana sormadın ama. Tatlım, ya ben de en azından ben limonata ikram etmek istedim. Veya senin birine kahven kahve bir Türk verip, kahvesi şerbet vermedim. Senin kahven Türk kahvesi miydi? Evet değil. Türk kahvesiydi. Yok, İçinde Türk sadece miydi? Karamel aroması vardı. Tamam ama Türk kahvesi deyince içinde aklımıza o mu geliyor direkt? Yani kafamızda şekillenen karamelli bir Türk kahvesi mi? Senin yaptığın gibi yaptım ben de. Sen limonata ikram etmek istemişsin. İçmiyorsam içmiyorsam bırakabilirsin. İçmiyorum. Sormadılar ne içmek istiyorsunuz diye. Bu zaten ayrı bir saçmalıktı. Bana o şekilde çıkışması çok ayrı bir saçmalıktı. En son söylediğin laf hiç hoş olmadı misafirperverliğe. Evet o çok yani hoş olmadı. Katılıyorum. Yani kendi yapmadığı şeyi şu an benim yapmamı bekliyor. Ben de burada bir anlayış ve mantık kendim yok. Ne yapmamışım çok merak ettim. Yani bize sormadınız şekerli mi şekersiz mi diye. Çünkü kahvem zaten şekerliydi. İçinde tamam zaten ben belki onu da şekerli vardı. Görmek istiyorum. Sen bir şey diyecek coşma misin kardeşim? Coşma istersen bu kadar yükselmenin bir anlamı tamam. Yok. Sen şu an tek sen coşabilirsin zaten değil evet, mi? Evet tek ben yükselebilirim. Tamam coş kardeşim hadi bakalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Yok aslanım. Zaten yeterince gerildiler bizi de geldiler. Evet. Yanlış ikram edildi zaten. Hayır ben şimdi size eleştiri yapmaya da korkarım. Sen zaten çantanı yanından ayırmıyorsun. Ama bunu zaten dün konuşmuştuk. Yani çanta bence yani, insanın yanında kalmalı. Dursun, aman yanında dursun. Git bir as. Bir ama asalım onu. İçinde telefonum var mesela. Tamam şu an telefonla bir işin yok. Açacak belki mısın çaldı, şu an telefonu gelse? Belki duymadım. İyi de şu an gelse açacak mısın? Aşamayacaksın. Asalım onu gel. Ya ondan bir kop hayır. Artık. Onu hayır, bırak. Gel anlaşmayı alalım gel. Asalım onu. Onu sal yani artık. Aa, kalsın. Yok konu çantaya nasıl geldi evet, şu an? Evet şimdi kahvemi kendim. Valla sakin bir sakin. Hem fikirsiniz de. Yani belki özel bir eşyası var. Değerli bir şey var çantasında. Yani, çantasını insanlar yanında tutmak istemese de siz müdahil olamazsınız. Bu tabii bir. İki. Hakikaten çok tatlısınız. Biliyorsunuz hepinizi çok seviyorum. Ya bu sunum mantıksız bir sunum olmuş. Evet. Yani mantıksız. Ha şu tabii ki bunu da ikram edebilirsiniz ama yani ortaya bir 3 tane ondan 3 tane bundan yani kafa karışıklığı var. Ha getirirsiniz. Dersiniz ki kahveler benim tercihim, limonatalar benim tercihim. Hangisini arzu ederseniz diye. Hani nezaketen bir sorarsınız. Öyleydi o zaman okey. Veya ikisini de misafirin önüne koyarsınız. Misafir der ki ben bu fikri beğendim. O der ki ben bunu sevmedim, bunu sevdim. Yani size nacizane bu şekilde çözümlerseniz daha sağlıklı öyleydi olursunuz zaten, diye düşünüyorum ama öyle değil. Yani eksik 3 yani tane kahve, 3 tane sadece. Limonata. Hı hı. Biraz da bir kafanız karışmış. Ama farklı isteselerdi tabii ki yapardık yine. Mesela kahveyi yaptınız, yanına sen de ikramlık yapabilirdin. Kahveyi Nagihan Hanım'ın elinden içerdik, senin elinden de ikram yerdik. Yo, o sırada mutfakta beni çıldırtmakla meşguldü. İkramlık var zaten. Ben anlayamadım sana. İkramlık şu mu? Evet, hatta... Bende yok. Ama bu arada şey yani hazır yine çikolata. Hani var. Sizin elinizden yemiş ben... olmak için dedim ben. Top top olanlar nerede? Hani limonata değil de şimdi konumuz hani kahve limonata neyse, ya. Neyse. Bence siz şaşırmışsınız gerçekten. Neyse. Evet, toparlayalım dilerseniz. Ve salonumuza geçelim. Aslıhan ve Nagihan Gelin'in salonu spor tarzda dekore edilmiş. Salon küçük olduğu için Chester model kanepelerin açık tonlarda tercih edilmesi doğru. Ancak oturma grubu ebat olarak biraz büyük mü duruyor ne?
Halının açık renk ve desensiz olması, metrekare olarak küçük alanlar için yerinde bir karar. Klasik model cam başlıklı pirinç avize, salondaki spor eşyalarla uyumlu değil. Yemek bölümü, ceviz rengi yemek masası ve gri sandalyelerle minimal tarzda. Salonda aksesuar olarak sadece canlı bitkiye ve doğa yazılı bir tabloya yer verilmiş. Denizlik hizasındaki beyaz tüller ve güneşlikler metrekare olarak böyle küçük bir salon için doğru seçim. Ancak kornişlerin açıkta olması çirkin bir görüntü ortaya çıkarmış. Aynı şekilde duvar ve tavandaki rutubet izleri, anahtar kasasındaki dökülmeler, bantla tutturulmuş baca kapağı ve açıkta duran elektrik kabloları da çirkin görünüyor. Nagihan ve Aslıhan kardeşlere bu alanların ufak tadilatlarla düzeltildiğinde daha şık duracağını belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Kendilerinin salonu burası. Misafir ağırladıkları salon burası. Nasıl buldunuz hanımlar? Aslanım, öncelikle mesela benim de duvarımda bir klima borusu vardı ve çok konuşulmuştu. Ben şuradaki elektrik deliğini neden kapatmamışlar çok merak ettim. O düşmüş büyük ihtimal. Kuş konduramadık, çok özür dileriz. Keşke kondursay mısınız da. Kondurunca da gördük içerisi. Ama. Avize de galiba kayınvalideniz yeni mi değil mi? Yok, eski orta çağdan kalma. Model, evet öyle duruyor, eski model duruyor. Sekiz kişi ne diyeceğim bilemiyorum. İçim. Allah'ım. Sınanıyorum ben galiba. Gerçekten ya, bu öyle hafta. Öyle bir soru yok ama aslanım yani. Sınavdayım. İstediği cevapları yiyeceğim ona. Sinirlenmeyeceksin Aslı. Geçeceğiz bu sınavı. Evet. Gözüm ona takıldı direkt. Ha, gözün avizeye takıldı. Evet. Çok mu beğendin? O sebeple mi? Yani güzel ama tarzım değil. Anladım. Koltuklar, kanepeler nasıl? Aslı Hanım, yani modeli Chester olduğu için ben beğendim açıkçası. Benim evimde de böyleydi ama çok genişler. Yani evet. Daha minimal olsaydı çünkü 8 kişilermiş. Hani salonlar da çok ama. Büyük olmadığı değil için. Mi? Evet ama şu kısımları yani baş kısımlarından bahsediyorum. Bunlar biraz açılıyormuş biliyor musun? Evet, arkaya doğru açılıyor bunlar. Evet açılıyormuş. Burada uyuyorlar. Evet. Ha, tabii. Ha, uyuyorsunuz. Tabii. Evet onlar... ama gene de çift kişilik. Çift yani kişi yatıyorlar. Olmuyor aslında çift kişilik. Biraz daha dar oluyor bunlar. Evet Güneş'in mesela yerde yattı o yüzden. Evet halıdan bahsedelim. Duvarın renginden bahsedelim. Peki bu eve bir katkınız oldu mu? Evet. Keyiz getirdiniz mi? Ne yaptınız? Biraz bunlardan bahsedelim dilerseniz. Koltukların fiyatını öğrensek önce olur mu? Güzel bir soru. Onları bilmiyoruz. Koltukların fiyatını. Sizler zaten bizde var bizden, mıydı? Yani tabii ki bizden önce alınmıştı zaten. Sizden önce alınmıştı. Ha, televizyon ünitesi aynı şekilde. Aha. Onları bilmiyoruz. Yemek masası. Aynen. Yemek masası evet. Halının fiyatını biliyor musunuz kızım? Yok onu da bilmiyoruz maalesef. Yani burası dayalı döşeliymiş. Biz bir düzene gelmiş. Bir düzene gelmişler evet. Hanımlar. Bir fikriniz olur mu? Bir tavsiyeniz olur mu gelinlere peki? Onu sorayım ben size. Aslanım olur ve ben hemen tavsiyemle başlayayım. Duvarlar çok boş. Kızlar yani mesela çıtalama vesaire hani onlar da çok uygun maliyetli aslanım. Ben kızlara öneride bulunurum. En azından bir çıtalama yapsaydınız hani duvara biraz bir şey katsaydınız. Yani rengin beyaz olması mantıklı. Çünkü hani zaten alan küçük. Evet alan küçük daha geniş gösterir. Koltukların rengini de sevdim. Ama duvarlar çok boş aslanım. Yani böyle gerçekten her çevirdiğimde gözüm duvara gidiyor. Muhtemelen düşünürsünüz diye düşünmek istiyorum. Yani en azından fikrimi alırsınız çünkü şey siz beğenmiştiniz. Gibi, tabii ki. Kararlarına saygım sonsuz. Sen kaynananın evinde işte istediğin profil çizip mesela eşyalarıyla ilgili bir şey yapabiliyor musun? Değişim mi? Değişim ama bunu direkt böyle algılama çünkü yok, ileride yok, kendi hayır. Evine çıktığında da yapabilirsin. Şu an burası bizim anlama evimiz olmadığı bence için. Kesinlikle öyle ha, demek istiyorum. Bunu direkt, için ya bu onun bilincinde bence şu an. Peki ben bu noktada bir şey soracağım. Kayınvaliden kızım hani nihayetinde gelin geliyorsunuz evet, bu eve. Aslında. Bu ev artık onların evi ise sizin de eviniz sayılır. Sizin hani ne yapalım diye bir fikrinizi almadılar mı? Ya da bir şeyler yapalım mı bir değişiklik istemezsiniz? Yani şu an bir değişiklik konusunda mı? Her konuda. İzin mi vermiyor? Ya zaten hani ay, izin vermiyorlar. Düğünü yeni atlattık, telaşı yeni atlattık. Şu an bir değişim yok. Ya onun dışında İzin tabii ki mesela bize bölüm veriyorlar. Atıyorum evet. Makyaj malzemeleri için bölüm verdiler. Burayı kendiniz düzenleyin kendinize göre. Bu var tabii ki. Ufak çaplı şeylerimiz var tabii ki. Ama tutup da yani ben başka birinin düzenini tutup hadi yatağı değiştirelim yok kuramam. Mesela. Hem bu saygısızlık hem de bencillik olur yani. Sonuçta ben eşimin ailesi. Ya biz 3 gün için buradayız yani. 3 gün için yani atıyorum demek? Mecazi anlamda. Nasıl yani ne demek o? Ya ileride inşallah kendimize illaki çıkacağız. İstiyorsunuz. Ha, ben istiyorum geniş bir ev. Ya ileride tabii ki. Aynı kadro ama daha geniş. Daha yani. Geniş mi? Yine hala aynı kadro.
Evet. Şimdi şey diyebilirsiniz, hani işte cicim aylarıdır, işte ilk zamanlardır, işte hani şimdi hani davulun sesi uzaktan hoştur falan filan. Nişanlandıktan sonra eşlerimiz burada yokken biz burada kaldık. Evlenmeden önce de burada kaldık. Hani birbirimizi daha iyi tanıyalım. Hı-hı. İki aya yakın kaldık. Öyle mi? Evet, evlenmedik. Gördünüz yani sonuçta yani evlenmeden yaşadım. Şöyle bir şey var aslanım. Ben evet. Evlenmemişim, etmemişim, bir şeye mecbur değilim. Nişanlandıktan sonra siz buraya geldiniz. Biraz daha birbirinizi tanımak için ve gelinlik vesaire hazırlıkları için mi burada evet. yaşadınız? Evet. Doğru mu anladım Hı-hı. ben? Aynen. Ki o zaman bir mecburiyetimiz de yoktu. Hani evet. sonuçta evli değildik. Ama biz o zaman bile hani hiçbir şekilde kavga, gürültü. Maşallah. Yani ben ablamı abla, annemi anne, babamı baba bildim. Bu aynı sıcaklığı hissettik. Yani şimdi bu çok önemli bir şey bence. Çok önemli. O yüzden de diyorsunuz ki koltuktur, kanepedir, duvar boyasıdır çok önemsiz kalıyor. Tabii ki. Yani şu an kaç kişi mesela kayınpederiyle, kayınvalidesiyle, görümcesiyle aynı evde yaşayabilir? Aynı zamanda bir çift daha. Mesela bizim gibi veya evet. farklı olabilir. Ve bu metrekarede. Yani şu an mesela hanginiz bu şekilde yaşayabilir? Hani belki yaşayanlar vardır. Ama meydan okuma olarak algılamayın. Müstakil evlerde belki yaşayan büyük aileler vardır. Sizin tercihiniz tamamıyla. Ben tebrik ediyorum ama şöyle bir şey var. Evet, biz burada gelin evi programında hayat hikayesi yorumlamaya mı geliyoruz, ev çeyiz yorumlamaya mı geliyoruz? Çok haklısın. Kesinlikle aslanım. Ama biz bunu da yansıtmak istedik. Ya asıl yani, amacımız zaten bana buydu biraz. Bana amacımız saçma geldi. Çok tebrik ediyorum. Siz büyük cesaret. Büyük fedakarlık ama evet. bence asla yeri değil yani burası. Ama şöyle gelin neyi evi... Neyi değil? Yeri değil. Yeri olan ne peki? Burası yeri ya olan hani çeyizini burası... sergilemek. Biz sonuçta yeni ya. Evlenmişiz. Biz bu kapıyı da açmayabilirdik. Ama biz hani bu cesareti gösterip hani ailemizi görün. Yani başka bir insan olsa bu kadar küçük çekinebilir aslanım evet. hani. Nihayetinde biz yeni geliniz. Siz yeni geliniz. Ve bizim de hani böyle bir platformda olmak gibi bir hakkımız var diyorlar. Var yani buna sen karar veremezsin. Bunun idrakında ol artık. Ayşenur Hanım şunu demek yani, istiyor sanırım. Şimdi biz yani bir şey yapıyorsak ben sana gibi... hiçbir şey demek istemiyorum ne yani, dersen. Bak hiçbir şey zaten. Demiyor aslında sana. Nagihan Hanım mesela şey Ayşenur Hanım bence şunu demek evet. istiyor. Şimdi biz bir şeye eleştirsek mesela diyeceksiniz ki hani ama bu bizim değil. Hani biz neye eleştirelim? Veya aslanım şöyle söyleyeyim biz neye göre yani. Puan vereceğiz? Hayat hikayelerine göre mi puan vereceğiz? Ya bu arada tabii ki eşyalara eleştirebiliriz. Gördüğünüze göre puan vereceksiniz. Yani bunun illa bizim olmamıza gerek yok. Yani bize ait olmasına gerek Cevap yok. Cevap veriyor. Son kez şunu söylemek istiyorum. Eklemek istediğim bir şey varsa eklersin. Ben bu eve gelin geldim. Artık burası benim de evim. Yani bu dekorasyonu benim dekorasyonum gibi yorumlayabilirsiniz. Ama yorumladığımızda kayınvalideme ait. Kayınvalidemi diyorsunuz. Tamam o zaman şu an yorumlayabilirsiniz. Ben size çünkü başa çıkamıyorum. Ben bir şeyi çok merak ettim. Anlatamıyorum size. Şu lambanın orada kürdan mı var? Lambanın açma kapama düğmeleriyle. Evet, evet, evet. Neden? Düğmelerde sıkıntı var şu an. O yüzden değişik bir tasarım. Yani ya onda da emek gibi... var bence. Evet. Onda şu an emek var. Evet. Ben eleştirmek için söylüyorum ki emek varmış. Onu öğrendim işte. Aynen. Bence alternatif. Bitmez bizde. Yani sizin alternatif. Eviniz gibi bu da bir 50 yıllık bir bina olduğu için evet. eski olabiliyor, tadilat gerektirecek birçok yeri var. Hayır, uzaktan tam algılayamadım çünkü ne evet, olduğunu evet, idrak etmeye çalıştım. Çünkü tam yanmıyor, temassızlık var biraz. Şuradan. O yüzden onu hemen geçirdik oraya. Çok Peki. zekice. Evet. Senin aklına gelmez bir mesela böyle şeyler. Gelmez. Sen daha çok kolaya kaçtığın için. Evet, yani Aynen. bir krize kürdan sokmak kesinlikle aklıma gelmez. Aynen. Aslan ve Nagihan ışığın düğmesine kürdan sokmuşlar ve buna el emeği diyorlar. Benim evim buram buram el emeği kokuyordu. Gideceğim ben de eve her yere kürdan sokacağım. Çok güzel. Aslanım Canım. Salonda hiçbir şeyin fiyatını öğrenemedik. Evet. Ben Gizem Hanım'ın sabahlığının fiyatını öğrenmek istiyorum. Gizem Aslan'ın sabahlığı. Sen sabahları uyanınca tulum mu giyiyorsun tatlı kız? Aynı şekil kimono. Dün benim güzeller güzeli kimonoma laf ettin. Bak senin güzeller güzeli kimonon değildi. Seninki Hiçbir sabahlıktı. Hiçbir fark göremiyorum önde tamam. Aslanım izninizle kalkabilir miyim? Elbette. Seninkiyle benimkinin benzer yanı var mı? Farkındaysan bu tulum. Seninki direkt evet, üstü tulum. Atılmalık bir sabahlık. Eğer sen sabahları uyandığında bir tulumla uyanıyorsan çok şık bir Olabilir. Kadınsın. Tulumlu sabahlıklar da var. Ayrıca pijamalar da var. Çok gördüm. O pijama. Ben sana onun hediyesini de alırım. Sabahlığımı bırakmadım ama hediyesini alırım. Aslanım alsın. Hediyeleri çok severim. Hediyeleşmek güzeldir evet. zaten. Al. Alacağım. Çok merak ediyorum. İnan.
Alacağım. Evet, peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok aslında. Bugün kızlar salonumuzda duvarların boş olduğunu, çerçevelerle süslememiz istediler. Ama biz düzen üstüne düzen kurduğumuz için hani tutup da küçük bir çivi bile çakamayız şu an. Ha, ilerleyen zamanlarda daha geniş bu kadroyla daha geniş bir eve gittiğimizde tabii ki ortak zevklerimizi güzel bir ev dizayn edilir. Evet, yani şu anki durum tamamen onların düzeni. Dediği gibi ileride bir eve çıktığımızda orada illaki bizim de fikirlerimiz yansır, bir düzenimiz olur. Ben biraz böyle öğrenci yatak odası gibi. Evet. Perde de mi yaptırın dediniz? Bir komşuya gider hemen bir paçanı çekmişsin. Kıraathanede miyiz aslanım? Kendileri demek ki İngiltere prensesi falan sanıyorlar kendilerini. Poğaçası hazır bunu. Çok biliyorsun sen. Oo, müthiş bir algıya sahipsin. Az problemimiz var. Bu fotoğrafta ilk defa yan yana geldik. İlk defa elleri tutuştuk. İlk defa yüzük taktık. Birlikte yaşama teklifini onlar mı size sundu, siz mi onlara yaptınız? Hatta dediler ki o gün hani sana da yüzük takalım çıksın aradan. Az sonra. Aslıhan ve Nagihan gelinin mutfağı hayli küçük. Bu nedenle dolapların beyaz olması doğru bir seçim. Tezgah alnında minimal düz fayansların kullanılması yerinde bir karar. Gri, kırçıllı granit tezgahla da uyumu güzel. Tezgah küçük olduğu için fırınlı ocak buzdolabının yanında konumlandırılmış. İki eşyanın da inox olması doğru bir tercih. Duvardaki beyaz fayanslar günümüzde artık pek tercih edilmeyen modellerden. Aynı şekilde ahşap doğrama pervazlar da günümüzde pek kullanılmıyor. Metal kafesli tekli sarkıt, renk ve model olarak mutfağa uygun. Eskitme, kilim baskılı halı mutfağa renk katmış. Mutfak dar olduğu için aksesuara yer verilmemesi doğru. Ama gelinlerimiz buzdolabının üzerini magnetlerle süslemeyi unutmamış. Son olarak duvardaki çatlaklar, borulardaki renk değişiklikleri ve boğat kapağı takılmayan alanların çirkin göründüğünü belirtip sözü sunucumuza bırakalım. Girerken sen de mutfağı gördüğünü söylemiştin Gizemciğim. Dilersen ben de gördüm çünkü. Mutfağı buradan yorumlayabiliriz. Bir hayli küçük çünkü. Evet aslanım. Zaten en baştaki örneğim o olacak. Siz iş bölümünü nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama mutfağa kim giriyor? Kızlar yemekleri kim yapıyor? Şöyle anlatayım. Yemekleri abla yapıyor. Siz yapmıyorsunuz. Yok biz abla yapmıyoruz. Abla yani eşlerin? Görümcem. O yaparken ben böyle çırak gibi hemen topluyorum mesela bir şeyler çöp atıyorum falan yardım ediyorum. Yardım ediyorsun. O ara yatış. Ben giremiyorum tabii ki. Üçüncü kişi sığmıyor. Aynen. Yemek yapmayı biliyor musunuz kızlar? Yemek yapmayı biliyor musunuz? Yani? Biliyoruz yani. Tabii ki öyle hepsini biliyoruz değil de. Yok. Yapıyoruz yani açta yok, kalmayız benim çok yani. Alakam yok mutfakta. Ya benim var. Meraklıyım da. Mutfak sofra toplamaya gelirsek sabah ben topladıysam akşam o topluyor. Veya akşam o topladıysa sabah ben topluyorum. İş bölümü. Orayı temizliyoruz. Sonra genel bir temizliğe geçiyoruz. Tabii onun öncesinde sabah uyanınca o şeyler sirkeleniyor bir. Şak şak şak. Balkondan. Nevresimli olmasın. Yatak örtüleri falan hep bir sirkeleniyor, seriliyor. Ondan sonra balkondan yataklar süpürülüyor. Evet. Balkon camından nevresim sirkeliyorsunuz. Balkon, açık balkon. Siz? Yani çok zor bir hayat. Biz o zorluğun içinde çok kolay bir hayat yaşıyoruz. Yok, bence. Çok mutluyuz için demedim. Yani. Çok zor bir ben hayat. Ben normal bir şekilde söylüyorum. Yani, umarım mutluluğunuz, birliğiniz, ya hızlı bir biriniz... tempo gibi diyebiliriz aslında. Yoğun bir tempo diyebilirim ya da. İyi olur ama alıştık yani. Ben şunu gördüm aslında. Tabii ki memnun değilim bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Yo gayet memnun gözüküyorsunuz zaten. Yani şöyle zaten, diyeyim. Ben kendimde bu kadar yani her gün yapmıyordum açık konuşmak gerekirse. Tabii. Kalabalığız. Doğru. Her gün yapmak da zorundayız bu arada. Şunu söyleyeceğim son olarak. İki yıl sonra bu kadroyla sizi tekrar bekliyorum. Tamam, ben gelmek isterim gerçekten. Tamam. Tekrar sizi görmek isterim. Gerçekten ben de merak ederim. Ha, iki yıl sonra bu kadroyla. İki yıl sonra hedefiniz ne? Tabii ki. Ya birlikte bir iş yapmak zaten istiyoruz umarım. Aha. Amacımız bir şeyleri başarmak. Tabii ki. Daha iyi, konforlu bir hayat yaşamak tabii herhalde değil evet mi? Eşlerinizle birlikte. Aslanım ben şunu söyleyecektim. Canım. Dediğim gibi dirliğiniz biriliğiniz inşallah hiçbir zaman bozulmaz. İnşallah. Ama ben mesela aynı evin içinde çok iyiken kötü olan çok gördüm. Yani çevremde çok şahit oldum. Ama dediğim gibi inşallah sizin öyle bir durum olmaz. Benim diyeceklerim bu kadar. Maşallah. Maşallah. Maşallah.
birkaç fiyat sormak istiyorum. Beyaz eşyalarınızın fiyatı nedir? Ya şimdi onlar biz geldiğimizde vardı tabii ki. Onlar önce almış, yeni de almış şeyler değil. Peki siz yüzden... bir çeyiz getirmediniz mi? Çeyiz getirmedik. Çeyiz de şöyle yaptık. İçinden birkaç parçayı an olarak aldık. Evet. Bir kısmını böyle yardıma ihtiyaç duyan insanlara verdik. Bir kısmını da sattık. O sattığımız parayla da eşim tarafına destek olduk. İşte bu nikah sürecinde harcanan paraya. Yani. Vallahi kimlere verdiniz? Ne verdiniz? İhtiyaç sahibi. Yani işte liftir, havludur, patiktir. Şey olur ya hani evlenmek ister böyle hani nasıl söyleyeyim? Çeyiz yapabilecek durumu olmayan insanlar. Hani böyle hepsini değil tabii ki. Hani parça parça havludur. İşte hediyeliklerdir. Keşke vermeseydiniz. Ailenizin evinde tutsaydınız. Daha geniş bir yere çıktığında bence kullanırdınız ya yani. Siz de çok zengin kızlar mısınız ki yardım edeceksiniz? Çok fazla mı vardı bunlar? Abi yok öyle değil tabii ki ama. Yani çünkü sonuçta kardeşim de kızlar. Kullanılmayacak, orada yıllanacak. Kullanmayacağım yani, şey ben evimde gerek de yoktu. Gerek yok, sararacak, kokacak. Zaten anlıkta kaç tane aldık. Kim yapmıştı o çeyizleri peki? Annem yapmıştı. Yani ah canım benim. Aslanım ben de çeyizi çok fazla sevmem. Evet. Çok fazla parça kullanmadım evimde. Ama insanlar kıymet verip, değer verip bize bir şeyler getiriyor ya. Benim evimi gördüğünüz çeyiz dünyası. Hani onları bir şekilde gerçi muhafaza edeceğim yer var. Ama sizin fikriniz çok hoşuma gitti. Doğru söylüyor kızlar aslanım bence. Hani en azından onları sattığınız kısma katılıyorum. Evet. Ama kalan kısmı keşke annenize gönderseydiniz. Yani. Eve çıkmak gibi bir planınız var inşallah olur. Oradan annenizden alırdınız tekrar. En azından çeyiz gösterebilirdiniz. Ya en azından sonra. Kullanırdınız. Annenizin hatırası derdiniz. Anlatabiliyor muyum? Birkaç tane ayırdınız. İyi bari. Çünkü hani böyle yanlış anlamayın. Bir elin verdiğini bir el bilmez bizde. Yani hani böyle çok 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 olur da hadi dağıtalım dersiniz. Sizler bildiğim kadarıyla karınca kararınca geçinen insanlarsınız. Doğru mudur? Öyle. Bak işte arıyorsunuz. Bakın çeyizleri satmışsınız. Aile bütçesine katkıda bulunmak için. Bakın bunlar hepsi çok değerli. Çok anlamlı hareketler. Çok büyük fedakarlıklar. Yanılıyor muyum Gizemciğim? Çok doğru söylüyorsunuz Aslanım. Evet çok fedakar kızlar. Yani bir sürü şeyi göze alarak bu eve gelmiş kızlar. Kesinlikle. Ama çok mantıklı düşünüp çok mantıklı hareket ederken bence çeyiz konusunda yanlış davranmışlar. Evet. Sizin dediğiniz çok doğru. Öyle olsa daha iyi olurdu. Bence biraz onları birazcık daha saklayabilirdiniz ama tabii ki bunlar sizin kararınız. Teşekkürler. Bu arada hanımlar ev kendilerinin değil kira. Bunu da göz önünde bulundurun lütfen. Mutfakta hani küçük bir mutfak olmasına rağmen bayağı da bir dolap yapmışlar. Evet aslanım. İyi değerlendirmeye çalışmışlar. Her yeri kullanmaya çalışmışlar. Kolay değil küçük eve sığmak evet, gerçekten. Doğru. Biz birçok eve girdik çıktık. Sanıyorum bu ilk üçe girer. Gerçekten ufaklıkta, metrekarede ve kalabalık yaşayan bir ev gerçekten burası. Kapıdan girerken mutfağı köşeden gördüm. Zaten küçücüktü. Mutfağın dolapları yine boş. Beyaz bir duvar, beyaz bir dolap. Her şey bomboştu. Bakıyorum. Yorum yapacak bir şey bulamıyorum. Mutfağı hakkında çok bir eleştiri yapamayacağım, yorum yapamayacağım. Çünkü ortada bir mutfak yok. Kızlar, eklemek istediğiniz bir şey yoksa önce Nagihan'ın odası ardından da Aslan'ın odasını görebiliriz. Görelim. Nagihan Gelin'in yatak odası beyaz dekore edilmiş. İki tekli baza birleştirilerek çift kişilik yatak haline getirilmiş. Bu nedenle beyaz suni deri yatak başlığı tek parça değil. Gelinimizin yatak örtüsü olarak kullandığı mavi battaniye açıkçası odaya renk katıyor. Aynı şekilde petrol mavisi halı da beyaz mobilyalarla çok uyumlu. Kendinden desenli tüller ve beyaz güneşliklerin denizlik hizasında olması doğru değil. Balkon kapısı tam boy perdeyle kapatılsaydı kesinlikle daha şık dururdu. Mutfaktaki metal sarkıtın bir benzeri burada da var. Ancak bu modelin daha çok mutfaklar için uygun olduğunu belirtelim ve sözü odanın sahibi Nagihan Gelin'e bırakalım. Nagihan'ın yatak odasına hoş geldiniz kızlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben başlamak istiyorum. Tabii. Şimdi bu bazalar herhalde tek tekti. Evet. Siz birleştirdiniz. Aynen öyle. Neden böyle bir şey tercih ettin? Burası çünkü çocuk odasıydı. Haliyle çok yer kapladığı için, biz çift kişi olduğumuz için birleştirmeyi tercih ettik. Peki hala yatak örtünüz yok muydu normal yatağa serebileceğiniz? Yok, hayır. Ya açıkçası ben biraz böyle öğrenci yatak odası gibi ona benzettim. Çünkü şu mesela kitaplığın. Yani benim eşim öğrenciyken mesela onun evinde böyle bir parça vardı. Hani kitapların olması güzel evet bende. Onlar benim kitaplarım değil bu arada. Kimin kitapları? Kız kardeşimin eşinin kitapları. Kız kardeşinin eşinin kitapları sizin odada mı?
Evet. Senin odalarında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ev çok küçük, evet. Dar olduğu için hani düzen tertip açısından hani evet şu an belki birazcık düzensiz durabilir. Ona hiçbir şekilde evet. bir şey diyemem. Ama yatakları birleştirmemizde işte hani ne bileyim bu dar alana olabildiğince ferah tutmaya çalıştık. Daha fazla yapabileceğimiz bir şey yoktu çünkü alan çok var. Bence şöyle ferah tutmak demek hani bir renk kullan evet ben de benim de evimde çok renk vardı farkındaysan. Ama evet duvarların açık renk işte dolabın açık renk hani ayna detayı kullanman daha derinleştirir ama tabii bunlar olmasaydı daha iyi olurdu. Sadece bence rengi yatak örtünde vermeliydi. Onun dışında full beyaz kullan. Mesela şu kitaplığı ne olur çıkar buradan ver kardeşine o kullansın yani. Şimdi ev çok güzel söylüyorsun. Evet. Kendi evim olsaydı dediğini düşünebilirdim. Onda hiç problem yok. Şimdi burası benim evim değil. Tamam. Birlikte eşimin ailesiyle. Pardon böleceğim. Şimdi siz birlik oturuyorsunuz. Evet. Ama sonuçta yatak odalarınızın hepinizin ayrı. Ben bu eve geldiğimde zaten bu eşyalar vardı. Ya biz olabildiğince kendi tarzımıza göre yansıtmamış olabiliriz şu an. O yüzden yorumlarınızda haklı olabilirsiniz ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Evet yani gerçekten senin tarzın değil. Çünkü neden? Ben seni mesela Zamanım, 3 gündür... Tam söylüyordum. Evet sen de biraz önce kessin ya ben de ondan lafı dinliyordum hani. Ben de devam edeyim ondan sonra sen yorumlarına kaldığın yerden devam edersin. Mesela ben senin tarzına bakıyorum kıyafetlerine. Hani gerçekten böyle bir yatak odası, böyle bir ev beklemiyordum açıkçası ben senden. Hani daha şık, daha böyle görebileceğim örnek veriyorum işte ben de... Mesela birkaç dokunuş yaptım, boya yaptım, bir şeyler yaptım biliyorsun. Hani senden de öyle, aa bu çok güzelmiş, bunu nereden aldım? Ben de evime kullanabilirim diyebileceğim bir parça olsun Peki isterdim. Peki siz ne yapardınız? Ya şöyle ben evet yatağın tabii ki de yani büyük olmak zorunda. Yatak başlığın çok öğrenci işi. Hani en azından bir yatak başlığını değiştirseydin. Şu kitaplığı ne olur at, vallahi birazdan çekeceğim böyle ben atacağım yani. O kitaplığı ver kardeşine, madem onunmuş da eşininmiş de onlar kullansın. Sen burayı olabildiğince boş bırak. Bence evet dolap fikri güzel, rengi de güzel. Yatak başlığının beyaz oluşu da güzel. Ama hani öğrenci işi. Gerçekten ben babaannemle birlikte bir odada kalıyordum evlenmeden önce. Başlığımız aynıydı. Bu konuda hani yapabileceğim hiçbir şey yok. Hani katılmasaydın. Katılmasaydın gibi bir durum yok. Ben burada hani bizim hikayemiz... Ben burada şunu belirtmek istedim. Hani ben... Evime güvenmiyorum ailesiyle. Ama hikayemi belirtmek için Aynen çıktım öyle. Tamam mı? Ben burada yani bir şey eşyalarımı göstereyim, mi? Şunu göstereyim, bunu göstereyim diye. Ben buradaki sıcaklığı, o sıcak yuvayı ben bunu göstermek istedim tamamen. Yani böyle katılamazsın gibi bir cümle sen bana kullanamazsın bir kere. Yani gelin evini sergiliyoruz. Gelin evi değil. Her şey eşyadan. Dekorumuzu sergiliyoruz. Tamam. Burada her şey eşyadır, işte gösteriştir, şudur budur tamam. Programın amacı bu olabilir ama bizim tamamen amacımız günümüz şartlarında siz hiç gördünüz mü bu şekilde bir ailenin küçük bir evde sıcak bir şekilde yaşadığını? Ama yani siz kabul ettiniz. Bana biraz evet, söz kabul ettim ve ben de bunu ekrandaki seyircilere size aktarmak için yani burada. Herkesi konuşturduğunuz yani size bana hala söz vermiyorsunuz tabii şu an. Buyurun. Ben zaten size bununla ilgili bir... Tamam buyurun dinliyorum size canım. Şunu beklerdim. Burası zaten size ait bir oda. Evet. Zaten az çok tarzınız bellidir diye evet. düşünüyorum. Yatak odasında ne seversiniz? Bu zaten gitgide oturabilecek bir tarz. Sadece direkt yatak odanızı kendi isteğinizi alıp buraya öyle döşeseydiniz de ben öyle yorum Ben yapardım. Şu anki renklerinden de memnunum zaten. Ben yani sonuçta kendi odanız. Burası benim yatak odam diye mobilyalarınızı alabilirdiniz. Hani ben şu an yorumlayacak hiçbir şey bulamıyorum burada. Gizem Hanım'ın da dediği gibi tamamen öğrenci evi gibi geliyor bana yani. Pekala şey soracağım. Şuradaki valizler mesela dolabın üzerindeki valizler hiç hoş durmuyor. Bana da aynı şeyi söylendi ama ben fazlalık olan eşyalarımı koymuştum. Sende valiz var yani hiç hoş durmuyor. En azından onları kaldırabilir. Nereye kaldırabilirim? Bana bir şey söyle. Evi gördünüz zaten. Nereye kaldırabilirim? Bazanın altı boş mu? Hayır, boş değil. Anladım. Depo onu falan var mı? Hayır, yok. Ben size bir şey söyleyeyim Hayır, yok. Mi? Olsa zaten ben size bu yorum yapacağınızı biliyordum zaten. Hele zaten sizin. Çünkü ben kendim yaptım o yorum ama sizinki bununla alakası yoktu. Sizin eviniz gayet geniş. Gayet alakasız parçaların orada göz yoran şeyleriniz vardı. Onlar şu yatak odasının üzerinde yatak odama yani yapmıyor. Ben burada açıklamasını bence. Yapıyorum ama değil mi? Burası ben geldiğimde bu şekildeydi. Yani hiç istemediğiniz bari kendi yatak adamı alayım önceden yatak odam kendi mobilyalarımı. Bizim evliliğimiz öyle hani çok uzun zamanlara yayılıp olmadı. Yani sadece ben bir yatak odası öncelikle. Takımı ne kadar zor Biz mesela ki? Sizin gibi işte bir yıl iki yıl sevgili olup hazırlığımızı yapıp bir evlilik sürecimiz olmadı bizim. Ama sadece bir oda mesela. Hani bir odaya kendi yatak size ait sadece. Bir alabilirdiniz. Peki mevcutta geldiğinde bu eşyalar vardı diyorsun. Bunun evet. fiyatları konusunda bilgin var mı? Mesela örnek vereyim yatak, dolap. Bu totalde burası ne kadar? Sizin soracağınızı bildiğim için daha öncesinde sordum. Dolap 4500 TL. Peki kaç sene önce? 10 yıl önce. 10 yıl önce 4500 lira evet. ama. Evet. Evet çok fazla. Dolabın fiyatı 10 yıl önceye göre inanılmaz pahalı. Yatak başlıkları... Kalite farkından olabilir. Böyle evet
buram buram. Sizin gibi ben sadece buram buram kalitesizliği boyayıp geçiştirmedim. Benim yatak odamda dolabım ve yok, yatak genel anlamda söylüyorum. Hani kalitesizliği boyayıp güzelleştirmedim. Benim için tamamen... Şu an yatak odasındayız ya. Tamam. Aynen onu koydum. Avizeyi siz mi beğenip taktınız buraya yoksa var mı? Yok, ben beğenip taktım. Avize güzel tek başına, onu beğendim. Bu senin dokunuşun. Evet. Belli oluyor. Peki perdeler ne kadar? Perdelerde 250'şer TL. Görümceme sordum. Onlar da pazardan alınmış. Yani bir perde de mi yaptıramadınız Nagihan? Yaptıramadım. Eğer çok şeyiniz varsa, maddi gücünüz varsa destek olabilirsiniz. Ya maddi yani bu kadar yoruma şey yapıyorsanız. Yok, gerek hanım. Yok yani. Ben size başından beri anlatıyorum. Diyorum ki hani bu şekilde ilerleyen bir süreçte siz hala ısrarla bunu yapıyorsunuz. Ben mantık aramıyorum ki sizde. Belki perde bunu da bulabilirdiniz. Çok üzülüyorsanız eğer, çok üzülüyorsanız eğer, beni dinler misin? Lafımı kesme. Çok üzülüyorsan eğer bir tane perde diye edebilirsin tamam, yani. Ederim. Bak konuşalım. Sana çok konuşamıyorum. Edeceğim sana güzel tamam, bir tane. Bekliyorum. Halınızın fiyatı nedir? Bekliyorum. Evet halılar. Aynen. Sizden tarafı 200 TL, buradaki tarafta 400 TL. Bunlar nereden alındı biliyor musunuz veya kaç sene önce alındı? 4-5 ay önce alındı onlar. Yani 4-5 ay önceye göre benim gözümde uygun bir fiyat. Yorumlarınız bittiyse hanımlar çok teşekkür ediyorum. Aslan odasına gidebilirsiniz. Rica ederim. Geçelim. Geçelim hemen. Nagihan'ın odasında bir çift kişilik bazası bile yoktu. Üstelik yeni gelin olmasına rağmen bir uyku seti bile yoktu. Benim yatak odama öğrenci yatak odası denildi. Ben kesinlikle bu yorumu kabul etmiyorum çünkü ben hiçbir öğrenci evinde böyle bir yatak odası görmedim. Gayet dayalı, döşeli. Hiçbir şekilde buna katılmıyorum. Aslıhan gelinin yatak odasına girer girmez dikkatimizi ilk eşya fazlalığı çekiyor. Siyah beyaz suni deri yatak başlığı spor model. Üzerindeki turkuaz yatak örtüsü de hayli spor. Siyah şerit detaylı, ceviz rengi gardırobun sürgü kapaklı tercih edilmesi doğru. Gardırobun takımı olan komodinlerin biri yer darlığından dolayı yatağın ucunda. Yatak başı pencereye doğru olduğu için tül perde ve güneşliğin denizlik hizasında olması yerinde bir karar. Taş detaylı, beyaz aydınlatmanın odadaki spor eşyalarla ilgisi yok. Koyu kahve halı küçük bir oda için yanlış bir seçim. Halıların ikisi de açık renk olsaydı oda daha ferah dururdu. Oda küçük olduğu için aksesuar kullanılmaması mantıklı. Ancak gelinimiz yerde duran tablolarla duvara hareket vermeyi deneyebilirdi diyelim ve sözü Aslıhan geline bırakalım. Aslıhan'ın yatak odasına hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nagihan'ı yorumladınız, sıra bende. Ben çok hoş bulmadım açıkçası. Öncelikle ben başlayayım isterseniz. Size yani, anlatayım biraz. Biz yorum yapalım sonra sen. Tamam, ilk ben anlatayım verdim. Bence. Anlat tamam. Gördüğünüz yüklük. Biz kalabalık bir aileyiz biliyorsunuz. Vazgeçilmezimiz. Yataklar var orada. Hurçlar burada. Onlarda da kullanmadığımız eşyalar duruyor. Bilirsiniz İrem'i zaten. İrem'i çok eleştirmiştin. Dolabın üstünde bir şeyler var. Bunlar ne? Kaldıracak hiç mi bir yerin yok diye. Yok, bizim sen amacımız zaten bunu göstermek şu an. Çünkü biz kalabalık bir aileyiz dediğim gibi. Amacımız tamamen bunları size yansıtmaktı. Hurçları mı göstermek amacın? Yani şu an evet. Yani kalabalık yüklü, aile hurcu, hep birlikte. Yani mesela bir babaannenize gittiğinizde veya anneannenize gittiğinizde yüklük hurç görüyorsunuz. Evet, yani babaanne ve burası da, burası da aslında bir aile. Burcunu göstermek için mi programa aynen katıldın? Aynen. Ama çünkü burası aile gibi, evi diyorsunuz. Aile evi, kalabalık bir aileyiz. Ama bunların yansıması gerekiyor. Yarışmanın adı gelin evi. Hani ben gelin evine dair hiçbir şey ekleyeyim. Biz buraya eşyalarımızı yorumlayın diye değil, içinde bulunduğumuz ortamı görmenizi istediğimiz için yarışmanın amacı bu değil ama farkındayız. Bizim amacımız buydu. Amacımız buydu zaten. Türk ailelerinin %65'inde de hurç yüklük vardır. Siz de tipik bir gelin evine geldiniz şu an. Tipik bir gelin evine geldik ama biz yorumlarken sen her seferinde ve ablan şöyle mi yapacak? Burası aile evi. Ben kayınvalidemle oturuyorum. Evet. Benim o var, bu var. Yani hep böyle yorumlayacağımız bir noktada hep bizi kesmeye çalışıyorsun. Ama burası ya onu da şöyle kalabalık bir aile. Burada belirli bir düzen vardı. Biz düzenin üstüne geldik. Düzenin üstüne düzen kurulmaz. Bakın şunu çok, niye şuna çok saygı bunu duyuyorum. Bu okay. Böyle yaşamak istiyoruz çünkü şu an çok mutluyuz. O zaman eleştirilerimizi yanıt evet, vermeyeceksiniz. Ama şöyle... ya ben şunu anlatmak istiyorum. Bizim amacımız tamamen kalabalık ama eleştiremiyoruz. Mutlu farkında mısın? Ne güzel bunu, seyircilere ve size yansıtmak için şu an buradayız. Ayrıca eleştirebilirsiniz. Fikir vermek isterseniz de açığım fikirlerinizi. Ben fikir başlayabilir vereyim. Başlayabilir miyim? Tabii. Sen şuradaki hadi tabloları çok merak ettim. Böyle üstlü şekilde duruyorlar. Altlı üstlü şöyle de göstereceğim. Hı-hı. Bunların maksadını kapının arkasında böyle... Bu eşimin
En yakın arkadaşının hediyesi. O yüzden oraya neden duvarda değil de kapının arkasında? Yani boydan daha iyi göründüğünü düşünüyorum ben çünkü öyle koymuşsun. Şurada da var bu şekilde. Evet. Evet. Aynı. At üstü. Yok aynı. O tablo ya tablonun amacı duvarda olması. Ama bu zaten at üstü durması gerekiyor. Biz öyle düşünüyoruz şu an. Yani duvarda olmaz. Duvarda olmaz. Gizem Hanım bu adada tek dikkatinizi çeken yani şu odanın duvarda olması mı? Hayır 50 tane yorum i̇şte. Yaptım. Yani yapmaya da devam ediyorum. Bir tanesi de bu. Yani evde çer çöp dolu. Yani onları da kullanmadıklarımız diyorsunuz. O zaman atın çöpe kullanmıyorsanız. Çer çöp derken konuşmalarımıza biraz dikkat edelim. Onlar benim kullandığım eşyalar. O yüklükteki yatakları ben açıp her gün onların üstünde... Hayır, başında ben onların üstünde her gün yatıyorum. Hayır, beni iyi dinler misin? Üsttekilerini kullanmıyorum. Yüklükte ne olur? Yatak olur. Ama yani bunu ben yüklüğünü laf etmedim şu an senin. Hayır, çer çöp nedir o zaman şu an burada? Tam kullanmadıklarım oluyor. Orada evet. Yani genelde de hurçta olmaz mı? Sen çeyizin hepsini kullanıyor musun peki? Ben çeyizimi adı üstünde. Çeyizimi hurçlara koyuyorum tabii ki de ama siz çeyiziniz olmadığını söylediniz. Çeyiz bu arada sandıkta durur. Bizde öyle. Yani yukarıda hurçta değil. Biz hurçlara hatta Türk genelinde de budur. Kullanmadığımız şeyleri hurçlara koyarız. O da genelde dolabın üstünde yer alır. Çeyiz sandıkta duruyorsa orada bir sandık gibi bir şey görüyorum yüklüğün altında. Evet o bizim değil. Zaten çeyizin yok ya mesela. Hı-hı. Bunlar da kullanmadıklarım. O zaman şuradaki kirli görüntüyü kaldırıp onun içine koyabilirsin. Zaten oradakileri ne yapalım peki? Çeyizin olmadığı halde bu kadar çok yatak, yastık, yorgan o zaman yani ben de isterdim validen. Fazladan bir odam olsun, tamam, bitkilerim olsun validen. Ama benim evim metrekaresi bu şu an. Pekala bir şey söyleyebilir miyim? Yüklüğün üzerine neden pike örttünüz? Tamam bizim Rize'de de mesela bir yani yüklük olayı var. Yani hiç mi görmediniz yani yüklükler böyle açık mı dursun? Gördüm, Rize'de, bizde tamam, de var anneannemin evinde ama otantik bir örtü örtülüyor. Tamam, pike örtmüşsünüz, ne mesela otantik? Aslı Hanım. İstanbul'dan bahsediyorsunuz, oradan bahsediyorsunuz ama iki gündür çok şık giyiniyordunuz. Ben bugün ya kıyafetinizi eleştireceğim şu anda. Tamam, dinliyorum. Geçmişten fırlamış gelmiş gibisiniz aynı. Bunlar kaç yıldan kaldı? Evet, benim amacım da buydu zaten. Şu an kendi evimdeyim, rahatım. Biraz etnik takılmak istedim bugün. Ya resmen yani... sanki bir komşuya gider hemen bir paçanı çekmişsin. Yani şu örgü... Şu an bir moda programında değil, gelin evindesin. Benim giyimimi eleştiremez. Yani gelin evi tamam, olarak da eleştirebileceğimiz konsepte uygun eleştiriler şey yaparsak sevinirim. Teşekkür ederim. Peki, konsept yatak... yok ki. Program konseptinde çeyiz de var mesela ama senin tamam, çeyizin yok. Çeyizim yok evet. Çok konsepte ya dikkat ediyorsan neden çeyizin yok? Ben senin adına eleştirebileceğim hiçbir şey pekala, yok. Pekala şöyle söyleyeyim. Mesela bu yatak örtüsü de sizin değil herhalde, sizin mi? Yok bizim. Sizin yani siz mi aldınız beğenerek? Evet. Ne kadar aldınız? 350 TL. Peki bu odaya güzel, severim. Peki bu odaya uyduğunu düşünüyor musunuz renklerinin? Biraz daha özenli bir şey en azından örtülebilirdi. Katılıyorum. Aynen. Ben şey soracaktım. Halılarının fiyatı ne kadar acaba? Halılarda ikisi 500 TL. Bir de Allah aşkına yani tamam bu halıyı hadi anladım. Evet açık renk güzel. Bu halı ne? Dolaplarla uygun bir renk. Yani bu yatak odası kızlar, halısı gibi gelmiyor bana. Kızlar şunu diyeceğim. Her eşyayı ben almış gibi yorum yapmayalım. Ama eşyaları ben almadım şu an. Şu an sadece dedim ben üzerine kurulmuş, hayır, kurulmuş bir eve geldim ve şu an yaşıyorum. Ben hiçbir eşyayı almadım ama sonuna kadar da savunuyorum. Bu odada gördüğünüz mobilyalar da 18 yıllık bu arada. Hanımlar yorumlarınız bittiyse Aslı Hanım'ı daha fazla bekletmeyelim. Tamam. Olur. Aslıhan ve Nagihan Gelin'in sunum masası 8 çeşit ikramla göz dolduruyor. Çilekli tartolet, elmalı tart, çilekli ve çikolatalı pasta, sakallı poğaça, şehriye salatası, zeytinyağlı yaprak sarma, içli köfte ve limonlu cheesecake masada bulunan lezzetler. Masada Nagihan Gelin'in zevkini yansıtan kırmızı lacivert çini desenli tabaklar ve Aslıhan Gelin'in seçimi olan bakır yaldızlı krem tabaklar mevcut. Çatal kaşıklar gümüş renk ve sade bir model tercih edilmiş. Gelinlerimiz sunum masalarını kristal bardaklar, gül desenli peçeteler ve lale desenli masa örtüsüyle tamamlamış. Evet, Nagihan ve Aslıhan Gelin'in masasındayız hanımlar. Şimdi bu bana denk gelen kimin zevki? Benim. Senin zevkin. Evet. Peki bunlar da evet, senin benim zevkim. Çeyizinden. Evet. Bu da senin çeyizinden. Aynen. Ne güzel kombinlemişler. Ya zevklerimiz ayrı olduğu için burada öyle da bir uyuşamadık hani. Bayağı bir farklı hakikaten. Siz nasıl buldunuz? En azından kendilerinin bir parçasını görebildik Aslı'nın. Çünkü diğer odalarda hep burası zaten biz geldiğimizde böyleydi. Biz daha herhangi bir değişiklik yapamadık vesaire dedi arkadaşlar. Bunlar kimin zevki? Ve bunlar benim zevkim. Senin parçaların. Peki şimdi siz bizim eve geldiğinizde bir sıkıntı yaşadık çünkü bir fazla kişiydiniz. O yüzden hep bir farklılık yaptık. Bugün sizde neden farklılık var? Zaten kalabalık bir ailesiniz.
Hani komple ben bir takım beklerdim açıkçası aslında. Dediğim gibi zevklerimiz farklı. O öyle sunmak istedi, ben de böyle sunmak istedim. Bardakları soracağım. Bunlar da çeyizinizden mi? Hayır. Yok hayır. Bunlar kayınvalidemiz. Kayınvalidemiz. Evet. Parçaları. Bunlar çeyizlerinden. Bu Aslıhan'ın çeyizi, bu Nagihan'ın çeyizi. Evet. Pekala, bu masa örtüsü, özellikle şu işlemesi falan, bunu kim yaptı? Bu kayınvalidemin çeyizindeydi. Onu sermek istedik özellikle. Evet. Ben bunu çok beğendim. Bir değişik bir parça. Evet. Değil mi? Değişik bir parça gerçekten. En azından böylece çeyiz görebilmiş olduk Aslan'ın. Çünkü çeyiz vesaire arkadaşlarda hiçbir şey yoktu. Yani gözümüzle şöyle, gönlümüzde hiçbir şey göremedik. Bende koca bir oda çeyiz vardı biliyorsunuz. Mutlu oldun mu? Ne konuda? Gözün gönlün açıldı mı? Hani görebildin yani. Oldum yani. Tabii ki mutlu oldum. En azından bir şey görebildim işte. Sevgili ondan bahsediyorum. Için. Teşekkür ederim. Güzelmiş ama bu da değil mi? Yok güzel aslında. Ama sorduğumuz her şey kayınvalidelerine ait. Ve yani biz kayınvalidesine mi puan vereceğiz, arkadaşlarına mı puan vereceğiz? Ben şunu anlamıyorum Ayşe Hanım. Yatak odasını eleştirirken de şu cümleyi kullandınız. Katılmasaydın cümlesi. Siz kime göre, neye göre bunun kararını veriyorsunuz? Ben anlamıyorum. Yani bence hiçbir şeyin yokken katılman. Sadece yani şeyi mi göstermeye çalıştınız buraya katılarak? Hani kalabalık aileyle de yaşanabiliyor. Biz aynen Türkiye'de öyle yaşıyoruz yani. Siz nerede yaşıyorsunuz? Burası ben onu anlayamadım. Burası bir programı yani. Biz bunu buraya göstermeye gelmedik. Tamam. Hani biz kalabalık de aile sonuçları olarak yaşanıyor olarak biz bunu biz şu an onu yansıtmak istiyoruz. Evet. Daha yansıtacağımız yani çok da şey var. Saç, bizim tercihimizdi ve gayet memnunuz. Bizim şu an eşyamız. Yani biz çok saçma bu. Kalabalık bir aile yaşıyoruz. Bundan mutluluk da duyuyoruz. Bunun her zaman arkasındayız. Şunu da söyleyeyim. Siz nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de yaşadığımızı düşünüyorum mesela. Yani siz nerede alışveriş var yapıyorsunuz? En basit örnek. Hani perdelerime laf ettiniz. Pazardan bir perde vesaire tarzı muhabbetlerle. Biz pazardan demedik onu. Yok, Ece Hanım söyledi de. Yok yani böyle çok böyle hani üstüne düşmeyen yorumlar yapıyorsunuz ya. İşte hani katılmasaydın kelimeleri. Değil. Yani hoş bir değil. Pazardan olup olmaması değil. Hepimiz yeri geliyor, biz de pazara gidiyoruz. Evet. Gerek market alışverişi, işte gerek kılık yani. Ben bayılıyorum pazardan alışveriş yapmaya bu arada. Ne oluyor ben anlamadım. Nereden buralara geldik hanımlar? Kimse pazarı eleştirmedi yalnız. Arkadaş kendi kendine. Aynen öyle. Kendi kesinlikle pazar değil, perdeyi eleştirdim ben. Yani perdenin pazardan veya olup olmamasına değildi. Yani aslanım kendileri demek ki İngiltere prensesi falan sanıyorlar kendilerini. Ben Ayşenur bilmem de ben prenses olabilirim. Çünkü ismimin anlamı zaten prenses, kraliçe demek. Kocamın da kraliçesiyim bu. Ne güzel maşallah, her gün hatırlatıyorsun. İyi de yapıyorsun. Öğrendik isminin anlamını. Teşekkür ederim. Şöyle herkes evinin kraliçesidir bir kere. Tabii ki aynen, muhakkak. Herkes de eşlerinin prensesidir. Aynen öyle. Kraliçesidir. Anlatabiliyor muyum? En sevgilisisidir. Yok ben Nagihan Hanım... Ben konuşamıyorum artık, sinirlerim gerildi. Lezzetlerin tadına bir bakalım. Çok güzel söyledim biraz önce de. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de birçok hane var. Birçok farklı evler var. Kapı kapatılıyor. Ama içeride ne oluyor bilmiyoruz. İşte Gelin Evi programında da bugün bunlardan bir tanesini, bu evlerden bir tanesi de konuk olduk. Yani birçok hane var da biz kıraathane demeyiz aslında. Bundan kıraathane mi çıkardınız gerçekten? Yani kıraathanelerde yani var. Yani bu da Çin'e gibi ama mesela. Nostaljik geldi bana. Gayet masaya uyumlu bir şekilde. Hoşuma gitmedi. Beğenmediysen puanını ona göre verirsin ablacığım. Sen kaç kere kıraathaneye gidip de orada çay içtin? Ya bence o masaya uyan da oydu. Hani nostaljik bir şeyler katmaya çalıştık. Kalkıp da orada normal bir kristal çay tabağı koysaydık uymayacaktı. Ondan da eleştiri alacaktık zaten. Şimdi izninizle bu lezzetlerin tadına bakalım. Ardından sohbetimize devam edelim diyorum. Tabii. Ama dilerseniz yemek takımlarının fiyatını sorabilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Benim seçmiş olduğum 2500, kardeşimki de 3000. Evet. Sadece tabaklar mı? Aynen. Aslan? Pahalıymış. Yeni mi aldınız tabak peki bu takımları? Yeni? Evet. Bunlar ama yeni. Evet, yeni. Yeni evliler ve yeni model bunlar, ben biliyorum. Evet, yeni ama model gördük Aslan'ım. Özellikle etnik, şu takıma bayıldım, aşık oldum. Ben de bu takımı beğendim. Bu da güzel. Çok. Ama bu yani ikisi de farklı. Aslında mesela birini misafir geldiğinde kullanırsınız. Birini işte günlük kullanabilirsiniz. Tabii artık kafanıza göre. Daha yeni taşındığınız için zaten yerini bulur. Peki lezzetlerin tadına bakalım hanımlar. Kim ne yaptı bu arada? Yemeklerin hepsini 4 kişi yaptık. Ben, kardeşim, görümcem ve kayınvalidem. Hepsini birlikte yaptık. Hepsinin el emeği var. Evet. Hazır yalnız olan bunlar yok mu? Hazır olan ürünümüz var, pasta. Bu hazır mı? Evet. Bu bizim orada fırında da var bu arada, aynısı.
O da mı hazır? Ya orada fırında var diye bu da mı hazır demek? Yani, tamam soruyoruz işte. Tamam, poğaçada gibi duruyor var. Yani. Tam poğaçada pastanede var mesela. O da mı hazır? Bu da evet, bir markette ben komşuma gittiğim zaman çayın yanına hemen aperatif arasını kesip maydanozu batırıp çayın yanına tamam, verdik. Tamam biz bunu kendimiz bunu yaptık. Ya poğaçası hazır bunun. Ha hazır. Çok biliyorsun sen. Evet, içli köfteyi kim yaptı? Onun içini kayınvalidem yaptı. Şekillendirmesini üçümüz yaptık. Görümcem kardeşim ben, evet. Ha, bravo size. Aynen. Onun şekillendirmesi çok zordur aslında. Evet. Ben birkaç kere denedim, hiç becerememiştim. Biz de ilk başta yemeği yapamadık yani. Hatta. Evet. Peki sarma? Sarma zeytinyağlı, onu hepimiz sardık. Biz küçüklüğümüzden beri zaten mantıdır, sarmadır. Kardeşimle onu da becerikliyiz yani, yapabiliyoruz. Ne güzel, evet. Kalem gibi olmuş. O zaman afiyet olsun diyelim. Bir de şunu sorayım, limonlu ne bu böyle? Mini cheesecake onlardan. Ha, mini cheesecake. Evet. Siz mi yaptınız bunu? Evet. Ya bravo vallahi ya. Bir alayım ben bir tatlıdan, başlayalım isterseniz. Ben uzatayım size. Teşekkür ederim. Biraz heyecanlı mıyız? Evet. Ben çok rahatım. Sen rahatsın. Ben çok rahatım. Evine aha, çok güvendiğin için mi bu rahatlık? Evet, evet çok güvendim. Biz yaşantımıza güveniyoruz, tercihlerimize güveniyoruz. Tercihlerinize hiç kimse bir şey demedi. Zaten çok zor ve bunu herkes de yapamaz aslanım. Şahsen kesinlikle ben yapamam. Herkes de kabul edemez. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok kızlar. Ama en ufak bir şey, örnek veriyorum şu tabağı bile eleştirirken ya da herhangi bir şey eleştirirken, ama biz kalabalık bir aileyiz, ama biz geldiğimizde hazır bir düzene geldik vesaire gibi, hani bizim eğer sözlerimizi, eleştirilerimizi bu yönde keseceklerse biz hiç konuşmayalım kızlar. Diyelim ki o zaman kayınvalidenizin zevkine sağlık, işte görümcenizin zevkine sağlık. Hani biz de bu yorum yapmaya geldik, bir şeyleri eleştireceğiz. Dediğim gibi hayatınızla ilgili vermiş olduğunuz bu kararı hepimiz saygı duyuyoruz. Muhtemelen herkese saygı duyar zaten aslanım. Ama biraz da eleştirmemize izin verin. Biraz da eleştirileri kaldırın kızlar. Çünkü gördüklerimizi söyleyeceğiz. Mesela benim evimde de eleştiri yaptınız siz. O zaman ben de işte bunu bana annem almıştı. Annemin zevki bu. Annemin zevkini mi eleştiriyorsunuz gibi bir yaklaşımda mı bulunsaydım? Pardon. Aynı şey değil ama bunun da biraz bilincinde olmalıyız diye düşünüyorum. Bilincindeyiz zaten. Çünkü konumuz ama bilincinde gibi. Ama onlar eleştirecek, değil. Siz de cevap tabii vereceksiniz. Tabii canım, siz eleştirebilirsiniz. Biz gayet eleştiriye şu an açık bir evet insanız. Ben bu arada kadar bir gerçeği kabul edelim. Türk televizyonlarında bana göre bizim formatımızda programlarda bir ilk yaşanıyor. Bakın. Bu çok çok önemli değerli izleyenler. Bu Türkiye'nin bir gerçeğidir ve gerçekten takdire şayan bir durumdur. Bu iki gelinimizin, iki güzel gelinimizin tercihinden dolayı bir kere ben onları gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür büyük ederim bir cesaret. Evet, bir kere evet bu cesaretini her dakika alkışlayacağım herhalde. Yani bakın yıl kaç olmuş? Bu yılda böyle kız bulacaksınız. Böyle küçük bir eve gelin gelecek. Hiçbir talebi olmayacak. Ev üstüne ev kuracak. Yani nerede kaç tane böyle kız kaldı? Ve aslanım yaşları var mı yani? Yok genç aslanım. Genç olmasına rağmen bence büyük doğru. Aslanım kendini ben yapamazdım, net ben söylüyorum. Ben de yapamam. Kaynanaların önünde tir tir titriyorlar normalde ama biz hep gerçekten böyle güler yüz, hep gır gır şamata, bir mutluluk İnşallah içinde. İnşallah hep böyle geçsin. İnşallah. Daha yenisiniz. İnşallah. Daha çok değilim yenisiniz ama bence Türkiye'de cidden bir örnek teşkil edeceğinizi düşünüyorum. Benim çok ilgimi çekti sizin hikayeniz. Düğününüzü de izleyeceğim zaten. Gerçekten Türk televizyon tarihinde bence bunun bir örneği daha olduğunu düşünmüyorum. Ben o yüzden sizi takdir ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Şu lezzetleri biraz konuşalım. Ne dersiniz? Tabii ki. Salata çok tuzsuz. İyi. Tuzsuza çare var da tuzluya yok. Tuz ödem evet yapıyor tatlım. Birazcık azalt bence tuzu. Benim ödeme ihtiyacım yok. Niye dün benim evimde de kısır tuzsuzdu? Ama senin her yerde tuz olmasına muydu rağmen bir gram tuz atsaydın keşke. Tamam sen yerken ödem olmuyor muydu? Ama bunun yorumunu belirteceğiz tabii ki. Sizi de belirtin. Aslında bir şey. Sarma mükemmel. Ben biraz da alabilirim. Evet evet, sarma gerçekten çok güzel olmuş. Allah ellerinize sağlık. Ya biz bir de fazla tuzlu yiyoruz. Hani size göre fazla tuzlu. Hayır aşkım tuzsuz dedi. Ben de diyorum ki tuzsuza çare var. Getirirsin aynen tuzlu. Aynen. Getir tuzlu. Eksin hayatım, sorun kalksın ortadan. Bu kadar bir çözümcül olun. Biz dördümüz yaptık. Gerçekten çok güzel afiyet olmuş olsun. Hadi bol ya ekşili, bol zeytinyağlı. Ben ekşili, görümcem de aynı şekilde. Hatta kayınvalidem de öyle. Çok seviyoruz ekşili. Hadi ya. Ay ben de ekşili çok severim. Yani. Ekşili acılı. Bana ver ekşili acılı. Hah, tuz geldi mi? Evet, hemen getirdim. Aslı Hanım, gelinler ekşi derken hepsinin ağzı sulanıyor gibi. Hani bir laf vardı ekşiyle ilgili. Neydi o sahi? Ye ekşiyi, doğur Ayşe'yi, ye tatlıyı, doğur Hakkı'yı. Yok yok. Yok, şu an çok erken bizim için. No 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 no.
Biz ekşi seviyoruz. Bu arada aslında gerçekten bu doğru. Mesela ben de oğluma hamileyken gerçekten hep tatlı çekti canım. Hep tatlı yemek istedim ve... Ve hakkı doğurdun. Ay canım çok tatlı ya. Aslı Hanım, o elinizdeki çay tabağıyla ilgili ilginç bir bilgi verebilir miyim? Bende de bir bilgi vardı, dış ses. Ben onu hatırlamaya çalışıyorum da. Hadi sen taze taze bana o bilgiyi versene. Bu çay tabakları bizim kültürümüze İran'dan gelmiş. Hatta adı Acem çay tabağı. O kırmızı çizgilerse çayın daha demli görünmesi içinmiş. Evet. Neden? O yüzden dediğin gibi kahve ve kıraathane mi demiştim biraz önce? Oralarda genelde hani çay ocakları diyelim. Çay ocaklarında bu tarz tercih ederler. Bu biraz nostaljik geldi bana. Buraya da çiçeği koymuşlar. Bu ev tipi olmuş. Evet, ev tipi nostaljik. Bu kayınvalidenden mi yine çayızdan mı? Evet. Nagihan'cığım. Peki bu mavi tabak, şimdi her şey uyumlu da burada bir mavi bir tabak var. Onu kayınpederim Kıbrıs'tan gelirken eşine hediye maksat. Askerden gelirken aynen. Bu arada. Öyle mi? Böyle bir incelik olsun diye. Evet. Yemek takımı getirmiş, evet. Onun bir parçası mı? Evet. Mesela örtüyü kullanmıyoruz, o tabağı kullanmıyoruz. Biraz şöyle bir durum gelecek, tabak ne alaka diyecekti arkadaşlarımız. Tam iki saattir onu bekliyorum, böyle içimde kaldı Aslı Hanım, söylemek istiyorum. Hayır, bunu bize böyle özel olarak gösterebildin. Şu an masadaki hiçbir şeyle bir durum yok. Evet, ilave etmek çok... istedik. Biz de hayır, gayet güzel, kibar, ince düşünülüp yaptık bence. Zaten yorum kabul etmiyorsunuz. Zaten tek başına güzel bir parça arkadaşlar. Mantıklı yorumlar yaparsan kabul ederiz. Evet, ben mantıksız yapıyorum, arkadaşım mantıksız yapıyor, o yapıyor, o yapıyor. Bir tek siz mantıklı yorum yapıyorsunuz. Biz mantıklı yorum yapıyoruz demedik ama yaptığınız yorumlarda birazcık hani bir dolu dolu olmasa. Ama sizin tamamen altı boş Ayşe Hanım. Senin düşüncen. Daha çok sizin yani. Altı dolu dolu yorum yapmıyorsunuz diyorsun. Mesela bunu uyumsuz bulduğumuzu söylüyoruz. Bunun altı dolu olmayan yorum şekli nedir? Yani hep bunlar var, bu parçalar var. Söylüyorum işte. Hani... Tamam, nedenini anladık zaten. Nedenini üç defa, beş defa tekrar. O zaman size 3 defa 5 defa sormayın. İyi de soracağım çünkü masaya uymamış. Diyorum ki anlatıyorum şu an. Söylüyorum sebebini. Bu tabağın burada neden sunum şekli yapıldığını söylüyorum. Daha hala bir ben cevap arıyorsunuz. Ben de bu masada olmasaydı keşke diyorum. 10 kere söylüyorum. İşte algı bunu anladım. Var. Algı herkesin algı problemi, problemi var. Sizin çok ciddi algı problemi var. Hayır, kabul etmiyorum. Oo, müthiş bir algıya sahipsin. Algı probleminiz var. Aslan ve Nagihan'ın yemek masasındaki yemek takımları sadece onlara aitti. Geri kalan her şey kayınvalidesinindi. Biz kayınvalideni mi puanlayacağız? Şu pastayı kes bari. Buradan da sizin düğününüze geçelim. Olur. Nasıl evet. Benim en çok merak ettim. Nasıl flört ettiniz? Gerçekten çok merak ettim. Dolu dolu. Tanışma hikayesi. Çok merak ettim. Evet. Sağ olun. Gerçekten güzel dolu bir hani böyle şey. Kimse de görmediğimiz bir şeyler oldu. Aynen, farklı oldu. Bir hikayemiz var. Farklı bir hikayemiz var. Evet. Aslı Hanım, normalde ikili olarak dinlediğimiz her şey gelinlerimizde dörtlü olarak geçiyor. Vallahi evet, diyorum ya, Türkiye'de bir ilk izleyeceğiz. Hatta balayı bile dörtlü. Balayı ya, dörtlü. Balayı da mı? Aynı otel. Maalesef. Ne diyorsunuz ya? Gerçekten. Maşallah. Bence sizin balayınız bayağı eğlenceli geçmiştir bence. Bizim her anımız eğlenceli aynen geçiyor. E o zaman bakacağız. Gidelim. Düğün bakalım setup'ına geçiyoruz. Şimdi... Evet, Aslan ve Nagihan nasıl tanışmışlar eşleriyle merak ediyor musunuz? Çok. Evet, başından çok beri oldum. Onu bekliyoruz evet aslında. Ben biraz ucundan dinledim programımızın başında. İlk ateşi Aslıhan yakmış. Evet. Aslıhan, şimdi biraz daha detaylı anlatır mısın ablacığım? Tabii ki. Ben bir gün yine çalışıyorum. Gece vardiyasındayım. Saat 12 falan. Çağlar girdi içeri. Ondan sonra tabii ben de böyle iş yorgunluğu, saat zaten 12, gecenin 12'si. Ondan sonra stres, sinir. Doluyum böyle. Öfke falan. Ondan sonra Çağlar'la bir göz göze geldik. Bendeki öyle bütün stres, sinir, gerginlik böyle bir gitti. Allah Allah. Evet. Ondan sonra geldi, dedi ki yemek yiyeceğiz, servis açar mısınız? Ben dedim ki hani ne yiyeceğinizi bilmiyorum. Hani çünkü servislerimiz ayrı. Hı-hı. Şimdi onu açsam yanlış olacak, tekrar değiştir falan. Dedi ki zaten yemek yiyeceğiz, açar mısınız? Ben de yok dedim. Ben bir siparişinizi alayım, öyle açayım. Orada pek uzatmadı o. Ben biraz şey yaptım, inat yaptım. Menüyü verdim ailesine annemle abla, görümcem yani, arabadaydı. Evet. Menüyü verdim. O ara bir şeyler yaptım. Dedim ki nerede o çocuk ya, yaptım böyle. Bir baktım arkamda. Ondan sonra neyse işte siparişleri falan götürdük. O ara anneyle ablayla sohbet bayağı ilerledi. Sevdik yani birbirimizi orada. Çağlar'la pek sohbet etmedik orada. Yani yani ağırlıkla anne ablayla sohbet ettik. Ondan sonra normalde işte 5 dakika durup hemen gideceklermiş. Ama 4 saat benim için orada durdular, evet, numaramı almak için. Numaramı aldılar.
Ben de onları gerçekten sevdim. Dedim hadi sizi kaybetmek istemiyorum. İletişimde bulunalım yine. Görüşelim dedi. Aynen. Ondan sonra biz ablayla ilk böyle bir hafta falan normal konuştuk. Sonra bir gün dedi ki sana bir şey diyeceğim ama çok tedirginim, beni yanlış anlama. Ben orada anladım. Hep bunun öncesinde şunu diyeyim. O masada konuşurken böyle her gencin yaptığı böyle klişe konuşmayı ben de yaptım. Büyük konuştum işte. Ben evlilik bana uzak, ben en iyi insan olsa bile yapamam. Ben daha işte çok gencim, benim hayallerim, hedeflerim var falan. Orada büyük konuştum. Çağlar da tabii ki bu sırada büyük konuşmuş. İşte demiş ki Çankır'dan kız alınır mı ya? Altıdan olsa yine almam. Allah Allah. Aynen. Ne varmış Çankır'ın kızlarında? Yani şey, düğüne geldiler bu arada. Aha. Yolları falan hiç beğenmemişler. Çankır'ı da beğenmemişler. Hani doktor Taksa. Hakim olsa yine almam demiş. Ondan sonra beni gördü. Vuruldu. Yani. Aynen. Ben de ona vuruldum tabii ki. Ondan sonra işte abla benden izin istedi. Hani numaramı paylaşabilir miyim diye. Kardeşimle. Evet. Ondan sonra biz Çağlar'la konuşmaya başladık. Sonra ben üniversiteye gittim. Mesafe tabii ki arttı. Biz ayrıldık. Ayrı zaman bir yol. Kardeşimin, evet. Nişanında biz ayrıydık bu arada. Evet. Peki ondan sonra istersen kardeşinin nasıl tanıştığı ondan hikayesine geliyor. Ondan bana link geliyor. Onlar ayrılmışlardı. Ben bir günle çalışıyorum, yine gece eve döneceğim. Neyse kapıyı açtı annem. Böyle hani dedi kendi direkt, gel de seni kimlerle tanıştıracağım hani. Çünkü ailesiyle ilişkisini hiçbir zaman kesmemişti ayrıldıklarında bile. Neyse ben diyorum işte hani böyle triplere girdim. Ben kimliği konuşacağım ki, neden konuşayım işte, Emre var ki yapma, ben konuşmak istemiyorum tavırlarına girdim. Yok yok gel. Gittim oturdum, en çok ben konuştum. İki saat o şeyden kalkmadım. O sırada tabii ekran olsan geldi eşim. O beni gördü, ben onu gördüm. Dedi ki ben direkt seninle evleneceğim. Dedi, o anda, evet, o telefon anda konuşmasında. Yemin ediyorum o anda söyledi. Nasıl ya? Evet, ben yap bakayım yani, gördü şimdi karşısına sen çıktın. Telefondan konuşuyorlar. Evet, doğru mu? Evet. Görüntülü. Evet, görüntülü ben konuşuyorlar. Ben seninle evleneceğim dedi. Tabii bizim de konuşmadığımız süre zarfları oldu tabii ki. Sen ne dedin işte. Cevap ver, yani ne cevap verdin ben sen ona? Ben ilk önce ciddiye almadım. Hani sonuçta hani erkek millet evlilikten biraz daha uzak, evet, işler ciddiye bilince biraz daha geri adım atıyorlar tarzında. Ben hiç ciddiye almamışım ilk başta. Baktım ciddi, hani olaylar böyle şey, bir de hani o an çok farklı bir duyguydu benim için. Hani bir şey olmuştu içimde ona karşı. Biz ayrıldık tabii bu sürede tabii, hani konuşmayı kestik. Bu şeylerin hepsinde hani onarmasından tutun yardımcı olan tek kişi ablaydı. Evet. Yani görümcenizde çok şey borçlusunuz. Evet. Şimdi çoğu görümceler şeydi. Bu aşkın hani, biraz mimarı herhalde. Evet. Çoğu görümceler işte erkek kardeşini kıskanır, başka gelin kabul etmez. Tam tersi hani bizim yanımızda oldu. Kendi hani erkek kardeşlerini sürekli hani şey yaptı. Ya şunu da yapabilirdi. Ha ayrıldınız mı? Tamam ayrılın. Bana evet. Sana diye göre değildi zaten. Çok savaştı. Aynen. Belki bizden çok savaşmıştır. Yani hep yapıcı oldu aramızda. Gerçekten bizden çok savaştı. Evet. Ve sonra tamamen objektifti bu arada. Kesinlikle hani kardeşim diye onu tutayım yoktu. Hatta sonra bizim arkamızdaydı zaten. Doğum gününde yazdım. Sonra biz tekrar başladık. Sonra bir hafta sürmedi. Dedi ki ben hani nişanlanacağım. Geliyorum. Nişanlanıyoruz. İstemeye geliyoruz. Evet. İstemeye, tanışmaya. Tanışma hani şeyi de falan da oldu. Tabii onlar yine yoktu o sıra. Sonra ben onunla ilk defa nişanımda yüz yüze geldim. Bu fotoğraf karesi yani. Evet. Bu fotoğrafta ilk defa yan yana geldik. İlk defa el ele tutuştuk. İlk defa yüzük taktık. Allah Allah. İlk defa yüz yüze gelince peki, ne hissettin? Çok farklıyım. Yani şimdi telefonda görmek başka bence. Yani yüz yüze görmek yani çok başka. Şey gibi pişmanlık yaşadın, yaşamadın. Yok yok, hani ne hissettin? O an içinde nasıl bir duygu oluştu? Onu ben merak zaten ettim. O an hani bir gittim geldim. Bir hani kalp... Nereye gittin? Heyecan. Gerçekten ama yani çok büyük bir cesaret. Hani düşünsenize hiç görmediğiniz birisi yan yana. İşte o telefonla konuşarak nasıl kararını verdiniz? Hemen nişan yani böyle bir insan bir görür yani, bir görseydiniz, tanısaydınız. Bir de bunlar ne kadar süre içinde oldu? Ona ya bilmiyorum, onun küçük bir hareketi benim tüm hayatımı ona adayacağımı ispatladı. Ve ben dedim ki ben bu adamla bir gün değil bir ömür geçiririm. Bence sizinki biraz böyle kadermiş bir de. Bir de şey eşiniz demişti ya hani ben asla Çankırı'dan kız almam. Ne diyorlar aslanım? Büyük lokmaya büyük konuşma. Evet. Biraz da öyle olmuş. Şimdi onların nişanında siz flört etmiyordunuz. Yok ayrıydık biz. Ne yaptınız birbirinizi görünce? Ya ilk şey bana dışarıdan Aslı diye seslendiler. Ben hemen kapıya koştum, bir baktım Çağlar. Bir sene geçmişti evet. Bir sene sonra biz de ilk defa yüz yüze geldik aslında. Böyle bir kıpır kıpır oldu içim. Ondan sonra o ara böyle birbirimize bir şey verdik ettik falan. Ama tabii yine şeyiz hani böyle çok da merhaba merhaba gibiyiz biraz. Hani ayrıyız ya. Ondan sonra zaten ertesi gün memleketlerine gittik.
Orada tabii bir hafta falan kaldık. Bir hafta boyunca sorumlularımızı... Bitlis'e mi gittiniz? Bitlis'e gittik. Eşi Bitlisli. İkisinin evet, Bitlisli. De eşi, aile. Çankırı'ya geldiler seni istemeye, nişana. Nişanın ertesi günde Bitlis'e gittik. Evet. Aslında ben şeyi merak ediyorum. Ne canım? Birlikte yaşama teklifini onlar mı size sundu, siz mi onlara yaptınız? Ya aslında bu kendiliğinden de gelişti gibi oldu biraz. Ve ortaktı da yani. Tabii ki ortaktı. Yani biliyorlardı yani şart böyle olması gerektiğini. Biliyordum. Hayır böyle olacağını biliyorlar mıydı? Yani aile söyledi mi demek istiyor? Nasıl oldu? Söylediler. Biz bunu işte en başta hani bilerek yola çıktık. Biz bunları biliyorduk zaten. Evet tamam ben şeyi merak ediyorum. Ortaya atan kim teklifi diye onu merak ediyordum. Yani onlar size söyledi. Çok mantıklı kabul bu soru. Tamam. Biraz detaylandırsanız seviniriz. Şöyle dördümüz arasında hani konuşuyorduk. Ayrılmayalım etmeyelim. Çünkü kafa yapılarımız o kadar çok uyuşuyor ki. Sonra zaten aile büyüklerimize dile getirdik. Sonra... Senin nişanında siz ayrıydınız değil mi? Aynen. Sen peki biliyordun, haberdin ikisinin kardeş olduklarını değil mi? Biliyordun yani nişana gelirken. Tabii ki. Ne hissettin? Ben onu çok merak ettim. Heyecan vardı ne kadar ayrı olsam da. Ya sonuçta... Eski sevgilin geliyor hani ablanı istemeye. Hiç de görmemişsin yani... zaten. Bir bacaklarını falan bir titredi. Hatta dediler ki o gün hani sana da yüzük takalım çıksın aradan. Hani, bu, o anne dedi kabul etti. Kim söyledi bunu? Biz, bu espriyi hani, kim benim yaptı? Benim eşim çok yani esprili bir insan olduğu için hani sizinkini de yapalım çıkalım. Hani arayı yumuşatmak amaç. Hani buzlar peki eritsin. Ne oldu peki? Sonra buzlar eridi mi o gün? Ha, Bitlis'e gittik. Orada bir hafta yüz yüze bir vakit geçirdik. Sorunlarımızı hallettik. Orada biz de evlilik kararı aldık. Yani hani tamamız dedik. Ben zaten en başta da demiştim bunu. Hani doğru kişi olduğuna inanıyordum ben. Yani hala öyle. Ondan sonra sorunlarımızı hallettik. Allah'a şükür orada bir şey yaptık. Bitlis'ten dönerken dedim ki tamam. Ben biz tamam aynı dedim. Gün evlenelim. Evet. Peki. Şimdi nişanı görüyoruz şu anda. Evet. Bu sen misin? Benim. Yo diğeri. O benim. Evet. Hepsi tam benim. Evi siz, annenizin evi mi evet, bu? Evet. Annemin evi. Sanırım bir organizasyon tuttunuz. Evet. Fiyatı ne kadar öğrenebilir miyim? 3000 TL'ye yakın. 3000 TL. Güzel. Peki, pastası içindeydi bu arada. Senin kıyafetinin ücreti nedir? 4500 TL'ydi sanırım. 4500 mi oldu? Evet. Çok. Bir tuzlu kahve olayım mı evet, orada? Evet, burası işte çok komik. Bir de senden sonra da senin nişanın oldu sanırım. Benim nişanım olmadı. Ha. Biz direkt evlilik. Evlilik teklifi aldınız mı? Hayır. Yok, almadık. Eşleriniz size evlenme teklifi etmedi. Etmedi. Ve burada kına geceniz mi sizin? Evet. Evet. Aynı anda kına gecesi yaptık bu arada. Evet. Nişandan ne kadar bir zaman sonra kına gecesi yaptınız? 1,5-2 ay olması lazım. Kınada bir organizasyon tuttunuz mu? Hayır. Yok, salon vardı. Mesela kınayı birlikte yapmayı kim teklif etti? Biz. Dördümüz. Ortak. Yani birinden çıkmıştır önce bu karar ya mesela. Yok yine biz yani dedik. Niye ayrı ayrı olsun ki hani? Ama bayağı eğlenmiş gözüküyorsunuz. Evet, çok eğlendik. Burada da biraz bütçeyi düşündünüz sanırım. Ya ama tabii ayrı ayrı. Hem bu sefer hani bu şekilde daha birazcık ikiye düşünsene gelinlik iki tane, bindallı iki tane, her şeyi çiftliğine düşün. Aslında evet. Böyle biraz daha şey oldu ama biz istedik ki hani İkinizin bindallısı da aynı herhalde değil mi? Hayır. Yok benimki mürdü. Onunki kırmızı. Ama nihayetinde bir salon kiralıyorsunuz ve ikiniz oradasınız. Bu da ekonomik olur. Bu sizin oranın yöresine ait bir oyun havası mı? Çankırı'ya özgü oyun havası. Normalde halay çok çekilmez. Kına gecesi Çankırı'da olmuş. Nikahı da İstanbul'da olmuş. Erkek tarafı. Evet. Peki kına gecende takı takıldı mı sizlere? Kına gecesinde takı merasimi olmuyor. Yani ama ailelerden dolayı. Aileye verildi. Kına yaktınız mı peki? Tabii yaktım. Ellere. Evet ama ben hemen sildim. Benim eşim de hiç sevmiyorum. Sevmiyor. Evet. Tabii ben onu da biraz... Ya ben masaya geçtiğimde hemen... Silmişti. Taktırmadan evet. İlk kim ağladı mesela kına yakınlığı? Ben hiç ağlamadım. Hatta birisi bana ağla dedi oradan. Ne konuştunuz? Yaptım. Hiçbir şey. Ben böyle ortamı izliyordum hani. Şey dansta ne oluyor ne bitiyor. Ne oluyor ne bitiyor. Ben dansta yani. Şey demiştim. Bu an ne konuşuyorlar çok merak ediyorum. Benim yanımda kardeşim olsa mesela ben çok gülerdim herhalde. Peki kalabalık mıydı? Çok, o da çok eğlenceli bu arada. Kızlar. Öyle aman aman bir kalabalık yoktu ama kalabalık. Kaç kişiydi ortalama? Yani salon 250-300 kişilikti, doluydu yani. Siz ağlamadınız kına gecesinde ama anne için çok zordu. Anne nasıldı? Evet. O ağladı bayağı. Evden çıkarken büyük ihtimal falan. Birbirinize destek oldunuz bence. Hani iki kişi olunca o yüzden ağlamadılar diye düşünüyorum. Bence de. Yani böyle bir eğlence içinde geçiyor hep şaka gibi. Evet. Oyun gibi sanki. Hakikaten şu anda ben bir oyun izliyor gibiyim yani. Aynen zaten öyle. Kıyafet değişikliği yaptınız mı kınada? Yok. Hayır. Sadece bindallı giydik. Ne ödediniz bindallıya? Bindalları kiraladık. O işlerle abla ilgilendi tabii ki.
Sizin saçınızda daha çok herhalde Aslı. Bende aslında şurada var, tam yan tarafta. Yani burada. Şey, benim alımla aynı renk neredeyse. Bu aile fotoğrafı galiba. Bu kayınvaliden mi? Evet. Evet. Kırmızılı görümcem mi? Evet. Eşi galiba. Aynen. Eşi. Beyefendilerin peki damatlıkları ne kadardı? Sizin gelinlikler ne kadardı? Gelinlikler şöyle, ben diktirdim bu arada. O da şöyle oldu. Bir iki ay önce falan bir gelinlik gördüm. Böyle bayağı beğendim. Bunu kaydettim. Ama tabii evlilik falan yok bu arada. Öylesine kaydettim. Gelinlikçiye gittim, baktım. O modele benzer hiçbir şey yok. Orada üzüldüm bayağı. Evet. Ondan sonra o da dedi ki dikerim senin için. Ona teşekkür ediyorum. Wow, ne kadara diktirdiniz peki? 7500. Oh. Pahalı. İki senin? Değil mi? Seninki? Benim hazırdı. Ben diktirmedim hiçbir şekilde. 8000 TL'ydi benimki. Satın aldınız bunlar. Satın aldık. Niye kiralamadınız şöyle, mesela? Şöyle, kiralamakla satın almak arasında çok düşük bir miktar vardı. Ve biz zaten o gelinlikleri Çankırı'ya da götürdük. Hani ertesi gün evden çıktık ya gelinlikle. Ya kiralama zaten olmayacaktı. Anladım. Peki eşlerinizin damatlıkları ne kadar? İkisinin toplam fiyatı 4000 TL. Onların çünkü çok uygunmuş Aslan'ın. Kızlar biraz burada, evet. Evet. O kadar ağırlığımızı olsun. Ağırlığımızı koyduk. Yalnız çok güzel bir yerde nikahınız olmuş. Üsküdar Belediyesi'nde galiba kıyıldı. Evet. Nikah şahitleriniz kimdi? Bizim eşimin en yakın gördüğü bir abisi var. Halil abi. Oydu. Benimki de ablaydı. Görüncem. Peki nikahta sizi böyle mutlu edecek bir şeyler takıldı mı? Güzel bir rakam toplandı yani. Ya takıldı ama elimizde olmadıktan sonra, çünkü hani birçoğu şeye gitti, hani borçlara. Çünkü normal bir süreçte ilerlemedi ya her şey. Her şey bir anda hızlı olduğu için. Sattık hızlı. Masraflara gitti. Peki düğün yaptınız mı? Masraflara. Düğün yapmadık. Sadece nikah. Ama düğün yapmamızın sebebi masraftan ötürü değil. Biz en başında düğün... şöyle düşünüyorum ben. Ben 200-300 kişiyi eğlendirmek için bir ücret... Yani bana gereksiz bir masraf geldiği için kardeşimle ben aynı fikirdeyim gerçekten. Ben zaten gerçekten düğün sevmiyorum. Hani kına da hani adet en eğlenceli kına gecesi oldu. Aynen. Zaten düğün gibi de oldu. Peki bunun yerine bir çok güzel bir balayına gittiniz mi? Güzel. Balayına gittik evet. Evet. Nereye gittiniz? Şile'ye gittik. Allah. İkiniz de aynı yere mi? Evet, ikimiz de aynı yere. Balayında da mı beraberdiniz sizler? Bravo. Evet. Kaç gün? Üç gün. Nasıl geçti? Güzel geçti. İyi. Yine birlikte balayından fotoğraflar var mı? Var, evet, mevcut orada. Hadi bakalım, size sonsuz mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah dediniz ya, 2 yıl sonra da göreceksiniz. Muazzam bir çift olacağız biz. Çok güzel bir hayatımız olacak. İnşallah o hayallerinize kavuşursunuz. İnşallah. Allah daim etsin. Amin diyelim. Allah daim etsin. Puanlamaya gideceğiz. Neden katıldınız gelin evine? Dediğimiz gibi içinde bulunduğumuz bu durumu... Sunumlarda arkadaşın Aslı Hanım'ın bana verdiği cevap... Ben böyle istedim, ben böyle yaptım, ben böyle. Benim size puanım... Onu vicdanıya tamamen baş başa bırakıyorum. Onların dokunuşlarını hiç göremedik. Benim size puanım... Bence bu ev benim için daha iyi. Asla ve asla kabul etmiyorum Aslı Hanım. Aynen öyle. Hikayeler yarışmıyor. Sen de göreceğini göreceksin o gün ama. Yani çok az bir şey gördüm. Ben eşyalarımı da evimi de gayet çok seviyorum. Bitti. Siz anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Avukatı mısın? Var. Evet, avukatıyım. Var mı? Var. Beni çıldırtma benim ister misin? Benim puanımda içim rahat. Beni çıldırtma İstiyorsan bence. İstiyorsan çıldırabilirsin. Sen bu zihniyette devam ettiğin sürece biz sizinle bir daha bir araya gelemeyiz diye düşünüyorum. Az sonra. Aslan ve Nagihan gelinler sizin için puanlarını kullandı. Ne bekliyorsunuz? Yani bugün yapılan tüm yorumlardan ben iyi bir şey beklemiyorum. Çünkü çok böyle acımasız yorumlar geldi. Siz de acımasız yorumlar yapmıştınız ama, değil mi? Ama biz mantık çerçevesinde yaptık. Hani bir şeyleri göz önüne, biz onlara açıklamasını yaptık. Yani kime göre, neye göre mantık çerçevesi ama bir de öyle bakmak lazım. Göreceğiz zaten şimdi. Ben seninle mantık aramıyorum zaten. Aynen, ben de şunu diyeceğim, biz böyle çok sürpriz dolu geldik. Belki onlar da aynı şekilde gelebilir diye düşünüyorum. Anladım. Peki, o zaman neredeyse finale doğru giderken neden katıldınız gelin evine? Yani dediğimiz gibi içinde bulunduğumuz bu durumu, hani farklı durumu göstermek için. Evet, aynı şekilde. Bu hikayeyi hem arkadaşlarımıza hem seyircilerle
mutluluğumuzu aslında böyle de yaşanılabilir olduğunu göstermek için tamam. Yani hani hep diyorlar ya, eskiden de o iki gönüllü bir olunca samanlık seyran olur. Ya eskileri hala yaşatıyoruz aslında. Yani böyle insanlarda var mesajı mı vermek istiyorsunuz? Evet, aynen. Aynen. Gerek evliliklerimiz olsun, gerek toplu yaşamımız olsun. Evet. Şu an çok sık karşılanmayan bir durum. Karşılaşılamayan bir durum, evet. Doğru. Onu yansıtmak için. Çok güzel. Peki İremcim, senden başlayalım, ablacığım. Aslında. Sebeplerini ve puanını görelim. Öncelikle Aslanım, çok güzel bir hikaye dinledik bugün. Hı-hı. Kesinlikle çok etkilendim. Fakat evlerinde aynı şeyi göremedim. En sonda işte sunumlarda arkadaşın Aslı Hanım'ın bana verdiği cevap hiç hoşuma gitmedi. İşte beğenmiyorsan içme demesi çok, hı-hı, zoruma gitti. Sonuçta ben burada misafirim. Evet. Çok gaddarca bir yorumdu. O yüzden fazla bir şey söylemek sen istemiyorum. Sen de kendi evinde ben böyle istedim deyip önümüzü kestin. Ben böyle istedim, ben böyle yaptım. Ben böyle, böyle, böyle. Yani ben de orada senin kahvene laf edebilirdim. Ben evimde size yemeğin, içmeyin gibi bir kelime kullandım, hatırlamıyorum. Onu niye siz söylemedin? Bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Konuları yanlış empoze etmeyelim insanlara. Tamam, bence ben kırdıysam siz... yine kusura bakma. Aynen, bunu kusura bakma. Söyleyeyim. Özür dileriz. Aslanım, ben puanımı isterseniz açayım. Açabilirsin. Benim size puanım 2. 2 puan. Şaşırmadım. Hı hı. Bir şey söyleyecek misiniz? Yani onu vicdanıyla tamamen baş başa bırakıyorum. Hak ettiğimiz puan olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ya amacımıza uygun bir puan. Hani bizim elimizde olan şeyler değil yani şu an yaptıkları yorumlar, hı-hı, hani eşyalar falan. Bizim, hı-hı, elimizde olan ama şeyler değil. Ama Aslı Hanım, dediğimiz gibi asıl amacımız farklı. Evet. Ama Aslı Hanım, sonuçta biz puanı eşyalara göre veriyoruz, tabii, eve göre veriyoruz, hikayeye göre puan veriyoruz. Amacı da biraz ağırlık verebilirdim. Sadece masa örtüsünü beğendim. Başka bir şey beğendim hatırlamıyorum. Hiçbir şey beğenmediniz öyle mi? Evet, sadece masa örtüsünü beğendim. Bence ilk gün kendisindeki yaptığımız yorumların hırsını almak için de böyle bir strateji olabilir diye düşünüyorum. Onu kendi vicdanıyla... Evet. Bırakabilirsiniz. Gizem, seninle devam edelim canım. Tabii Aslanım. Evde kızların da dediği gibi onların dokunuşlarını hiç göremedik. Zorunlu bir şekilde, hı-hı, de olsa. Sonuçta burası bir yarışma programı. Bunu düşünmek, hı-hı, gerekiyor. Evet, hikayeleri hepimize geçti. Her seferinde de tebrik ettik zaten. Hani daha fazla yapabileceğimiz bir şey yoktu bu konuda. Cesaretlerini de kutladık. Ama evin genel havasına baktığımızda evdeki dekorasyonlar onlara ait değil. Hazır kurulu bir eve gelmişler. Mevcut ev zaten hani eski. Eskiye de çok güzel dokunuşlar yapabilirlerdi. Örnek veriyorum, işte dolap olabilir, tak başlıkları olabilir, kitaplıkları olabilir. Zaten arkadaşlara birkaç öneride de bulunmuştum. Ben buna çok dikkat ederim. Bunların çerçeve kendim düşünüp bir puan verdim. İzninizle açayım. Peki, puanını görebiliriz. 2. Puan. Helal olsun, ben hiçbir şey demiyorum. Ki zaten salonda beğendiği birçok şeyi söyledi. Siz de galiba Ece Hanım gibi stratejik davranıyorsunuz şu an. Asla öyle değil Aslanım. Dün mesela Aslan benim evime 2 vereceğini söyledi. Ama işte ablasından dolayı 3 verdiklerini açıkladı. Evet. Benim evim eğer 3 puansa onların evi 2 puan. Ki ben zaten puanımı evinizin dekorasyonuna göre değil, gerçekten hikayeniz bana işlediği için ve emeğiniz için, bizi ağırladığınız, hı-hı, için, misafirperver davrandığınız için verdim. Yani nihayetinde bir risk aldılar onlar. Kesinlikle. Hı-hı. Onu göz önünde bulundurarak verdim. Teşekkür ederiz. Ben de şunu diyebilir miyim? Tamamen objektifim bu arada. Gizem'in evine ve bu eve baktığımda bence bu ev benim için daha iyi. Çünkü gerçekten evde mesela, ya tabii ki emeğini geçmiyorum asla. Hı hı. Ama uyum olarak, farklılık olarak bence bizimkiydi. Asla, asla ve asla kabul etmiyorum Aslan'ın. Benim evimde her şey uyumluydu. Hatta bu uyumdan sıkıldığını dahi belirtmişti Aslan'ın. Her şey çok siyah, her şey çok gri diye. Yani adı üstünde her şey. Uyum buradan belli. Sen rengini beğenmesen dahi. Ama evin her detayında sizde farklılık vardı. Herhangi bir dokunuş yoktu. Dediğim gibi ben biraz önce açıklama yaptım zaten. Hı hı. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Evet Ayşe Nurcuğum, seninle devam edelim. Aslı Hanım, öncelikle hikayeleri için tekrar tebrik ediyorum onları. Ama dediğim gibi burası gelin evi programı ve burada, hı hı, ev dekorasyonumuzu, çeyizimizi... Hikayeler yarışmıyor. Aynen öyle. Hikayeler yarışmıyor. O yüzden söyleyecek çok da bir şeyim yok. Hı hı. Ben açmak istiyorum. Daha sonra konuşmamı yaparım. Kalan konuşmamı. Lütfen.
Benim size puanım 2. 2 puan. Hep ikilerden gidiyoruz. Bak. Evet. Bence onlar toplu karar vermişler. Aslı Hanım, bunu da ben ikramlarına verdim. Bir de misafirperverliğine verdim. Yani çok da misafirperver diyemeyeceğim ama... Yani misafirperver diyemeyeceğim ama derken... Arkadaşıma çok saygısızca... O arkadaşınız ilgilen, o kendi puanı verdi. Olsun. Size ne oluyor, ben onu anlayamadım. Arkadaşıma öyle davranmanız bana da geliyor. Yani aynı şey. Sana gelen, diyen bir şey yok. Yani bana mı demeniz gerekiyor illa misafirperver olmanız? Ki ayrıca biz onun ne niyetle söylediğini belirttik. Ya içmeyebilirsin. İçmeyebilir. De. Ama belki ben yanlış. İnsanlar zorla bir şey içmeyebilir ya hani. Tamam, hak ettiğiniz puan kaçtı? Ama bu şekilde değil. Tamam, hak ettiğiniz puan kaçtı. Ya, hayır, diyorsunuz ya hikayenize mi, eşyalarınıza mı, şununla bununla vesaire. Yani biz bilmiyorum. Ben bu puanı hak ettiğinizi düşünüyorum. Ya herkesin hak ettiği zaten kendine göre 5'tir. Tamam. Yani onu ısrarla soruyorsun. Bizim de 5'ti tabii ki. 5 miydi? İlla ki. Yani ben sana kalkıp da kendine kaç puan veriyorum, hani veriyorsun desem bir demezsin. Yani evim yani nasıl? De, herkes yani kendine göre iyidir. Benim evim, benim evime gelince göreceğiz diyorsun ya, göreceğiz gerçekten. Evet, gelince görürsün. Aynen. Sen de göreceğini göreceksin. Hı-hı. O gün ama. Ayşenur bugün bize 2 puan verdi. 2 gündür zaten kendisi çok şey böyle, yorum yapamıyor. Bugün bizde tamamen açıldığını düşünüyorum. 2 puanı hak etmedik. Gereksiz yere yorumlar aldık. O da yorum yapmak için yorum yaptı biraz. 2 puan verdiğim için pişman değilim demek isterdim ama çok pişmanım. Keşke 1 verseydim. Hatta elimde olsaydı 0 verseydim. Arkadaşlar 5 puan hak ettiğini söylüyorlar ama bu ev 0'lık bir ev. Evet, bu vesileyle ben bir kere daha hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim programımız 2+1'miş, villaymış, efendim gecekonduymuş. Ayırt etmeksizin tüm gelinlere açık bir platform. Bu gelin evi programı. Kendini yeni gelin hisseden, evinde mutlu her geline bizim kapımız açık. Bunu söylemek istiyorum. Yani hiçbirimiz şatolarda büyümedik, malikanelerden gelmedik. Evi güzelleştiren, içinde yaşayan insanlar, evi güzelleştiren mutlu insanlardır diyelim. Ve sevgili Ece, seninle devam edelim canım. Tabii, teşekkür ederim Aslı Hanım. Hı-hı. Benim aslında hiç bir şey verecek puanım yoktu. Çünkü eşyalar tamamen kayınvalidenizin. Hani size ait hiçbir şey yoktu. O yüzden ne puan vereceğimi bilemedim. 2 sene sonra dediniz bizi görün. Olur da tekrar bir araya gelirsek. O zaman puanımı o şekilde değerlendiririm tekrardan. Masaları kendilerine aitti. Evet. Yani çok az bir şey gördük. Mesela hani bir şey. Eleştirecek bir şey bulamadım Aslı Hanım. Eleştirme. Güzel tarafından bakalım. Ama genelde eleştirmek için eleştiren insan size ait değil. Ben anlayamadım ama. Eşyalar size ait değil. Yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu ev artık benim oldu. Ben eşyalarımı da evimi de gayet çok seviyorum. Bitti. Ya Aslı Hanım az önce neyden bahsetti? Hala yorum yapacak, eleştirecek bir şey bulamadım diyorsun. Ya illa eşya mı? Tek sorun eşya mı? Ama buraya eleştirmeye geliyoruz. Aslan, yani az önce yani alamadın mı? Biz hepimizin mesela amacı ne? Yani ben yok. Hepimizin amacı ne? Hiçbir beklentim yok. Yok. Gerçekten hepimizin amacı ne? Burası neresi? Gelin evi. Sabahtan beri konuşuyoruz. Tamam, kendi açıklamanızı da yaptınız tabii ki. Hani, biz size şunu biz demedik. Kendimizi göstermeye, bu işte mutlu yuvamızı Allah daim etsin dedik. Ama yani burası o yarışma değil. Hani daha kısa belgesel tadı. Ama yarışmayı isteyeceğim. Yok, siz eşyalar kendinmiş gibi eleştirmeyeceğiz. Ama eleştirip Aslı Hanım ne anlattı? Siz avukatı mısınız? Pardon da. Bir dakika, bir sakin olun hanımlar. Biz Ece Hanım'la konuşuyoruz. Aynı mısınız? Şeyleri bana da söylemişsiniz. Anlamıyorsunuz. Avukatı mısınız? Anlamıyorsunuz. Avukatı mısınız? Maalesef. Evet, avukatıyım. Var mı? Var. Beni çıldırtma benim ister. Benim puanımda içim rahat. Beni çıldırtma İstiyorsan bence. İstiyorsan çıldırabilirsin. O da kendini savunamıyor elini demek ki. Elini belli koyacak mısın? Kendine. Ben senin notunu 5 vermen anlamında. Aynen, o zaman notunu. Sen kendi notunu kendim verdin bize. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben puanımı vereyim o zaman. Puanını görelim Ece. 2. 2 puan. Önce ben geldim. Yani bu da emeklerinize ve çok sağ hikayenize verdim. Çünkü başka puan verecek hiçbir şey yok bu evde. Bir herhalde stratejik oynamadınız galiba. Yok, oynamadım. En azından net. Toplamda. Aynen. Dediğim gibi olur da tekrar bir araya gelirsek o zaman puanımı ona göre veririm. Çünkü ben yaptığınız açıklamaya göre değil gözümü yok, gördüğüne puan veririm. Yok, sen bu zihniyette devam ettiğin sürece biz sizinle bir daha bir araya gelemeyiz diye düşünüyorum. 2 puan verdim. Verdiğim puan da sadece yemekleriyle ve hikayelerineydi. Niye öyle diyorsun? Yok, ya? Öyle. Ben seni görmek isterim. Her zaman o şekilde başım gözüm. Ben seni görmek isterim. Sen ne kadar böyle yapsan da.
Güzel. Vicdan da bir yandan. Evet, bence de. Toplamda diğer gelinlerden 8 puan aldın. Şimdi ben sizin için puanımı kullanıyorum. Biz bugün iki gelin gördük ama iki yeni gelin evi görmedik. Kendilerini cesaretlerinden dolayı bir kere inanılmaz tebrik ediyorum. Bu zamanda böyle bir cesaret gösterecek gelin adayı var mı bilemiyorum ama bugün bambaşka bir hayat hikayesine tanıklık ettiğimizi düşünüyorum. Çankırı'da yaşayan iki kız kardeş, aslen Bitlisli, Üsküdar'da yaşayan iki delikanlıya gönül veriyor ve gözleri karartıyorlar, kısacık sürede evleniyorlar. Bu aile de diyor ki, hani durum çok müsait değilse ev açamayız, hal böyleyken ne yapalım? Biz aynı evde yaşarız diyorlar. Ve toplam 8 kişi bu hanede yaşamaya başlıyor. Aynı gün evleniyorlar, aynı gün kına geceleri oluyor, aynı yere balayına gidiyorlar ve şu anda aynı yarışmadalar. Evet, kızlar değerlendirdi, ben de değerlendirdim. Onlar dedi ki, aslanım bizi 2 yıl sonra görün. Biz 2 yıl sonra yeniden gelin evinde olmak istiyoruz. Ama biz burada bir şey göstermek istedik. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Evet, olur. Bizim aşkımız kazanacak ve bizim aşkımız her şeye yetecek dedi. Bakalım 2 yıl sonra da böyle olacak mı? Hakikaten takipçisi olalım bakalım bu iki güzel kızımızın. Ve ben gelinlerimize eşleriyle birlikte mutluluklar diliyorum. Onları destekleyen ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah yuvalarını güzelleştirirler. Huzurlu, mutlu, uzun uzun ömürleri olur. Evet, benim puanımı da cuma günü göreceksiniz hanımlar. Yarın Ececiğim sendeyiz. Evet, çok heyecanlıyım ya. Valla bir an önce hazırlıklarını yapsam buradan eve. Hızlıca gideceğim. Zaten dün de çok kötü şeyler yaşadım. Aslında dün hazırlığımı yapacaktım. Evet, yani onu kendi evimde anlatırım artık. Öyle mi? Evet. Çok merak ettim. Lütfen anlat bize. Anlatacağım. Değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın. Kelebekler uçuşuyor zaten. Yarın final çünkü. Ece çok heyecanlı. Acaba bu da mı bir strateji? Güzel lavantalı bir limonata yaptım sizler için. Biz böyle kaldık. Bir de ne olur şu bir kahve yazısını artık kaldırım. Senin evinde gold detayına oldum. Artık çok ergence buluyorum onu. Mutfağın o kadar küçük ki buzdolabı çalışmaya başladığı sesi böyle kulaklarımızda yani. Kendilerinin yorum yapacak bir evi bile yok. Sizin yatak örtüsü ne kadar güzel. Açın. Böreği ben yaptım. Belli oluyor sizin yaptığınız zaman. Ay, ateşi var gerçekten Aslan'ın. Yanıyor kız.